İyi akşamlar. Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Yeni haftanın ilk günündeyiz. Derin Futbol'a hoş geldiniz. Tabii iki gün Beyaz Futbol, bugün Derin Futbol. Fark etmez. Sahne aynı, roller aynı, hepimiz aynıyız ama baktığınız zaman hakemlerdeki roller aynı mı, değil mi? Bunları konuşacağız Türkiye'nin efsane kadrosuyla. Sevgili seyirciler, ben hemen sevgili Abdülkerim abiye hiç uzatmadan dönmek istiyorum. Abdülkerim abi. Efendim. Hakem, hakem, hakem diyenler var. Üç üçlük beraberliğin sebebini hakeme bağlayanlar var. Sizin hemen bir yorumunuzu, değerlendirmenizi almak istiyorum. Ben hemen ilk son söyleyeceğimi hemen ilk baştan söyleyeyim. Ben hakem makem diyenlerden değilim kardeşim. Tamam mı? Ben öyle hakem makem diyemem. Bazı maçlar vardır. Öyle hakem makemle falan izah edilemez. Bu da Fenerbahçe'ye çok defalar oluyor. Şimdi ben maçtan önce maçtan sonra eğer maçı seyrediyorum, 3-2 oldu maç değil mi? Evet. Evde maçı 3-2 olunca maçın sonlarında uzatmalar oynanıyor. Fenerbahçe 3-2 kazandı diyorum yani kafama göre 90+7'de 2 dakika kalmış. Konuşmayı da bugün burada yapacağım, konuşmayı da kafamda hazırlıyorum evde maçı galibiyete seyrederken. Göre. Tabii ki 3-2 kazandı. Konuşmam da şu, şöyle olacaktı eğer maç 3-2 bitse yani 97'de o komedi golü yemeseler, ki komedi goldür o yani. O dakikada taç atışı, iki kişi taça birbirleriyle paslaşıyorlar, al ver yapıyorlar, orta yapıyorlar. 7 tane çubuklu formalı var, bir tane beyaz formalı siyahi oyuncu kafayla gol atıyor. 7 kişinin içine 2 dakika kalmış. Belki de şampiyonluğun tamamen bittiği, az olan ümitlerin tamamen bittiği vuruştur o. Şimdi 3-2 bitecek diye ben hayal kurarken şunu aldım, şunu diyorum. Gideceğim Beyaz TV'de, Beyaz Futbol programında Fenerbahçe 3-2 galip ve şöyle diyeceğim. Ey Kadir Sağlam, ey VAR'daki hakem, kimse o. Kim VAR'da? Halil. Halil Hoca. Halil Umut Meler, siz nasıl insanlarsınız? Nasıl hakemsiniz? Hakem misiniz? Yoksa müsveddesi misiniz hakemliğin? Siz nasıl insanlarsınız diyeceğim. Bütün konuşmayı ona göre şey yaptım. Şimdi bu üçüncü gol olunca bütün bu konuşmayı kaldırdım. Bak böyle Ertem. Bütün bu konuşmayı, yallah çöpe gitti bu konuşma. Şimdi hakem falan demiyorum. Ne Kadir Sağlam'a kızıyorum, ne Halil Umut Meler'e kızıyorum. Çünkü bu hakemin yaptığı fahiş hatalarla açıklanacak bir maç değil. İnsan bir olur, iki olur, üç olur. Daha sen en son bundan iki hafta önce bir derbi maçı oynadın değil mi? 1-0 öne geçiyorsun. İkinci penaltıyı kazanıyorsun. İkinci ara oluyor bu işler. 60. dakikada falan oluyor. Penaltıyı attığın an, kaçırdığın an Beşiktaş 10 kişi kalmış oluyor. Evet. Penaltı yapan oyuncu atılıyor. Ve sen 10 kişilik takımdan 1-0 öndeyken 4 tane gol yiyorsun 15-20 dakikada. Şimdi bu felaket bir şey. Orada bir de hakem hatası da yok yani. Orada hakem hatası varsa Beşiktaş'ın aleyhine var. Bugün ya hakem hata yaptı. Biraz sonra Ahmet Çakar anlatacak. Zaten herkes öyle diyor. Bir kere atılan ilk gol, Fenerbahçe'nin attığı ilk gol, daha 5 dakika buz gibi gol. Kaleci topa çok acemice vurmuş. O hızla da Pedro böyle yapıyor. Bir şey yapmadım diyor bir de şu an Pedro. Ben diyor katil değilim diyor. Şimdi böyle skandal bir golü iptal ettiriyorsun hem de var. Hem de VAR'la konuşarak. Demek ki VAR'daki de yol veriyor. Boş ver boş ver diyor. İptal ettin güzel diyor. Tamam mı? Yol alıyorlar. Penaltı komedi bir penaltı. Komedi. Ya adam bir adımdan ne yapsın? Kramponundan sekmiş, kafası arkada, eli açılmışmış. Açılacak tabii. Yani böyle durulur mu şu statan oyuncunun karşısında? Her neyse, fakat bütün bu, evet ben bütün bunları geçiyorum kardeşim. Ha bu ara hem anlatıyorum ama ben bunları mazeret görmüyorum. Eğer bir takım Fenerbahçe ise, eğer o futbolcular Fenerbahçe'nin futbolcusuysa, eğer o takıma şans 2-3 kere son dakikalarda, son haftalarda gülmüşse, ki gülüyor öyle değil mi? Fenerbahçe 3 hafta önce tamamen kopacaktı. Son dakika golü. Arkadan bir daha son dakika golü. Geçen hafta Başakşehir son dakika doğru. Golü. Dün Karagümrük 3-3 kalmış. Kimse beklemiyordu Galatasaray'ın puan kaybını. Bir şans daha gelmiş. Şimdi sende böyle bir Fenerbahçeli futbolcu grubu var. Nasıl bir grupsa onlar. Allah onları ıslah etsin. Ya şu son gol bütün bu şeylere rağmen 3-2'yi de buldun mu? 90+7 oynanıyor. Yani bir kere topun oralarda olması bile ayıp. Fenerbahçe takımı o dakikaları rakip yarı sahada
pas yaparak geçirir ve bitirir. Nasıl? Ama hocamız da sağ olsun. Yani bunun Jesus mudur? Bunun tecrübesi falan, ben artık dondum yani. Ya iki tane ön liberonun ikisini birden çıkarıyor. Hem İsmail Yüksek'i hem Mert Hakan'ı, bir de ben stoper çıkarıyor. Oradan bir de stoper çıkarıyor. Serdar'ı sokunca ben dedim ki hani bari 3-2'yi koruyacak, hani herhalde şey yapacak. Üçlü defans, beşli yapacak. Hani Samet'i çıkarıyor. Samet kötü mü oynadı? Kötü oynadı. Ama artık o dakikada 3-2'de çıkmaz kardeşim. Bu değişiklerin anlamını anlamadım ben. İki tane ön liberoyu birden çıkarmanı. Şimdi bütün bu skandalları ol. Skandalların baş mimarı da söylüyorum futbolculardır kardeşim. Fenerbahçe futbolcusu ya da büyük takım oyuncusu, Sinan bilir bunu. Orada artık taktik tuktik kalmaz kardeşim. O dakikada o taç atışında o kadar 7-8 tane Fenerbahçeli oyuncu uyuyamaz. O topu oradan taçtan çıkarıp hem de 2 kere 3 kere birbirlerine taca atıyor, geri veriyor. Bir daha araya veriyor. Öyle bakıyorlar ve orta atıyor adam, bir kişi oradan kafayı vuruyor, gol oluyor. Cenk Tosun'un attığı kafa golünün hemen hemen birebir kopyası gibi. Yani bu komedi direkt futbolcu ruhsuzluğudur. Futbolcunun daha hala ne olduğunu, bir de diyorlar ya kenetlendik menetlendik. Hadi kardeşim siz hiçbir şey falan kenetlenmemişsiniz. Bu oyuncu grubundan hiçbir şey olmaz. Olmaz. Çünkü bunlar ya tacı bile attırmayız ya. Bizim zamanımızda olsa Sinan bilir. Doğru. Biz öne geçtim, orada tacı bile attırmayız adama. Tacı bile atamayacak adam. Attırmayız yani. Yok kardeşim, uyuyorlar adam taç kullanırken, uyuyorlar ya, maç bitiyor 1,5 dakika var. Galatasaray 3-3 kalmış. Adam hiçbir şey yok, hiçbir şey. Şimdi buradan ben dönüyorum. Kadir Sağlam senin Allah belanı versin. Halil Umut senin de diyorum. Hani millet öyle bekliyor. Çünkü taraftarın çoğu öyle de düşünüyor. Öyle düşünmeyin kardeşim. Tamam, bütün bunlar var. Bir an objektif olayım diye söylemiyorum. Ben işin gerçeğini söylüyorum. Bak 3-2 bitseydi bu maç, temin söylediklerimi daha ağırlarını söyleyecektim Kadir'e, Halil'e. Ama maç 3-2 bitmiyorsa, sen Fenerbahçeli futbolcu o maçı 3-2 bitiremiyorsa, ben Kadir'e de Halil'e de söylediklerimi geri alıyorum. Allah Allah. Size müstahak. Size müstahak. Derler ya, sen eşek olursan semer vuran çok olur. Sen eşek olursan sana semer vuran çok olur. Fenerbahçeli futbollara söylüyorum. Size semer vuruyorlar. Siz de hak ediyorsunuz. Hak ediyorsunuz. Bunu futbolcu grubu yemez. Çok kaba söylüyorum. Bunu ancak futbolcu görünümlü, futbol tabiriyle futbol eşekleri yer bu golleri. Futbol eşeği olursan gelsin bu golü. Sen de eşek olursan semer vuran da çok olur. Tamam mı kardeşim? Bu kadar. Şimdi yıllar önce sevgili müdürümüz Büşra abi, hatırlıyorsun Sinan abi. Evet. Büşra Kencer, ellerinden öpüyorum buradan, saygılarımı iletiyorum. O Star gazetesinde milyarlık eşekler diye bir başlık atmıştı. Ortalık yıkılmıştı. O gün bugündür belki ilk defa. Şimdi bak, seninle çok programlar yaptık. Cumartesi de tek yaptıklarımıza daha çok anlatıyoruz bunları. Dedik ki bu Fenerbahçe futbol takımının ön tarafta çok etkili, kreatif oyuncusu yok. Yok. Bir tane Valencia diye bir oyuncusu var. İki haftada da João Pedro sahneye çıktı değil mi? Doğru. İki haftada da o çıktı. Şimdi Fenerbahçe futbol takımını belki de biz fazla abarttık, belki de biz büyüttük. Fenerbahçe'nin bir tane çok özel oyuncusu var. Arda Güler. Bunu da zar zor arada oynattırdık, zorla oynattırdık. Fenerbahçe'ye bakıyorsun, ne bir savunma kurgusu var, ne adam adama oynuyorlar, ne adam markajı var. Bir de bir teknik direktör var. Bu Jorge Jesus'un dubleri mi geldi, kendi mi geldi, kim geldi bunu bilmiyorum. Bu kadar saçma oyuncu değişiklikleri, bu kadar saçma 11 tespitleri. Yani inanılır gibi değil. Bak, inanılır gibi değil, yapmış olduğu hatalar. Bir futbol takımını ancak bu şekilde kötü yönetebilirsin. Bir futbolcu kadrosunu ancak bu şekilde kötü bir yönetebilirsin. Şimdi ya kardeşim, dedik ki Ocak ayında sevgili Ali Koç, dedik ki bir tane bu takıma santrafor al dedik. Bu Joshua King, Batshuayi, João Pedro. Bunlara baktığın zaman bunların hepsi çok yeterli değil. Bir tane oyuncum var. O da atmaya çalışıyor tek başına. O da Fenerbahçe takımında sivrilen bir oyuncu var, Valencia. Onun dışındaki oyuncular, arka taraftan gelen oyunculara bakıyorsun. Tamamıyla Fenerbahçe'nin baskısıyla, Fenerbahçe formasının tamamıyla büyüklüğünden dolayı maç kazanması. Bak ben sana söylüyorum. Şimdi bir futbol takımı şampiyonluğu oynuyorsun, bir takımsın. Bir şans gelmiş. 3-2 olmuş. Ya 7 kişi 8 kişi bu kadar yanlış oyuncu değişikliği yapıyorsun. 7 kişi 8 kişi arka tarafa kapatırsın. Adama da oynatırsın. Belli. Bu takımın bir tane oyuncusu var.
O siyahi Afrika kökenli oyuncusu var arka tarafta değil mi oynayan? Eze. Eze. Eze ikinci ligin en iyi oyuncularından. Yani evet. Eyüp Spor'dan. Aynen. Müthiş bir futbolcu. Çok kuvvetli. Müthiş. Şimdi ben dün akşam Karagümrük maçında bir penaltı söyledim. E çoğu yerde de bir şey olmuş. Manşet olmuş. Evet. Dedim ki. Evet. Ya arkadaş bu kadar basit penaltılar olmaz. Bu futbolcu elini neresine sokacak? Bu futbolcu çıkarken kafaya böyle çıkar. Bu futbolcu şöyle yaparken gayri ihtiyar elini böyle yapabilir. Yani bunları dedi kardeşim bu adam kolunu çok kısa mesafede. Şimdi bu Ferdi'ye bu top görme ihtimali çok Ferdi'nin. Ferdi şöyle yapıyor top buradan eline çarpıyor. Dün de Karagümrük'te önce bu ya bunlar penaltı falan olmaz. Bu biraz da bu hakemler artık tamamıyla inisiyatifi yani el topu mu top mu ile artık bunu ayırmak lazım. Evet. Yani dolayısıyla şimdi ben topu alayım ceza sahasına topla gideyim bir futbolcunun vurur gibi yapayım adam böyle elini kaldırsın vurayım topa eline çarpsa penaltı. Böyle bir komik penaltı olabilir mi? Yani bu kadar kısa mesafede çocuk nerede nereye bakıyor? Ayaktan adam geliyor. Adam kafaya çıkıyor düşerken böyle koluna çarpıyor. Mesela penaltı verdi çok çalındı burada. Bak bunlar affo da aynı şekilde. Tabii hoca teknik olarak şimdi hakemi daha iyi yorumlayacak ayrı bir konu ama şimdi burada bu basit penaltılar. Ha Fenerbahçe takımı, Fenerbahçe kulübü, hakem falan filan hiç kimse konuşmasın. Bu iş hakem ha bir yerde taktik de değil aslında. Büyük takımın oyuncusu o çizgilerden içeri girdiği zaman hocanın taktiğiymiş, hakemmiş, oymuş, buymuş falanca hoca şunu söyledi falan filan. Hiçbir şeye takılmaz arkadaş. Bir futbolcu ne gerekiyorsa sahanın içinde onu yapar. Ama Fenerbahçe'nin yeterli değil kadrosu. İnan diyorum bakın bir Mertens'i yok. Baktığın zaman. Ha burada bir Zayiç vardı. Zayiç öldürdü mesela. Geçen sene 10-11 gol atmış olan bir Zayiç vardı. Öldürdü. Bilmiyorum oynadın mı bugün gördünüz mü? Şeydi. Sakat. Yazalım mı? Fark etmez abi. Sakat. Varken de oynatmıyorlar. Sakattı bu. Bakın bu Crespo'ya ne oldu? Bu Rossi'ler niye bu kadar formdan düştü? Dolayısıyla şimdi bak yine söylüyorum buradan Fenerbahçe taraftarına. Futbolda özellikle 3 puanlık sistemde şans yine gelecek size. Daha önce biz burada maçları puanlama yaptığımız zaman takılacak demiştik. Yine gelecek. Yok be abi ne şansı ya. Bak puan durumunu getirdik kalan maçları canlar. Bak şimdi, arkadaşlar. Galatasaray şimdi cumartesi ya. Günü. Abi, bak cumartesi günü. Yok. Fenerbahçe takımı Sivas maçını geçerse. Yenemez. Ha geçemez. Yenemez. Onu ben bilmem. Yenemez. Onu bilmem. Bak yenemez. Geçerse pazar günü. Beşiktaş Galatasaray maçından sonra aha hayır, demesin ondan sonra. Yok be abi. Bak yine puan farkı eşitlenebilir. Ha. Ya. Şimdi diyelim ki. Haydi. Diyelim ki cumartesi günü hoca. 3 maç mı kaybedecek? Cumartesi günü. Cumartesi günü. Gitti Fenerbahçe Sivas'a takıldı. Tekrar. Hı hı. Pazar günü de Galatasaray takıldı. Ne olacak o zaman? Ya şampiyon ha? Galatasaray olur geri her türlü ya. Ya zaten bu benim favorim. Sezon başından beri Galatasaray diyoruz. O ayrı. Ben söylüyorum. Yine bu kısmetler apo gelecek. Ya gelmez bu kardeşim şanslar artık yine ya. Gelecek. Bak sen ya bekle sen, gör. Sen bugünkü aha. Yaptığın iş. Yani bugünkü yaptığın şimdi, işi nasıl beceriyorsun ya? Bana birisi eski bu, futbolcu sen de eski futbolcusun. Bana bunu izah et. Bir futbolcu grubu başında hoca da olmasa şampiyonluk şansı eline gelmişken bu işi nasıl becerir? Bana bir Allah'ın kulu futbol oynamış biri çıksın anlatsın. Bunun ne hocası vardır artık o dakikada, ne taktiği vardır. Bunu nasıl beceriyor bir oyuncu bakın, grubu? Şey, niye biliyor musun? Bunu nasıl beceriyor? Neden biliyor musun? Ancak hepsinin uyuşturucu kullanıp Apo. Sağda böyle aptal gezinmesi lazım. Apo bu ne biliyor musun? O dakikada o golü yemek. Kadro planlaması yapıldığı zaman tahtalara sezon başları yazarsın, bir futbol takımının lideri olur oyun içinde. Fenerbahçe'nin oyundaki lideri kim? Fenerbahçe'nin oyundaki lideri... Şu anda Arda. Arda Güler. Arda. Ona da güvenmiyorsun, onu da oynatmıyorsun. Ya bırak Arda kalsın ya. Ya yine dayanamadı Arda'yı çıkardı. Bak yine dayanamadı Arda'yı çıkardı. Abi bu futbol çok acımasız lan kör boyun. Son dakikada bir tane gol yersin. Oya değişir. Hiç 2-0'dan sonra 3-2'den sonra tahmin etmedi. Tahmin etmedi Jorge Jesus. Bu maçın böyle olacağını. Ya bir kere skandal. 2-0'dan 2-2 olması da skandal. Arda Güler fotoğrafı yani vardı onu verelim. Sadece son golü de söylememek lazım. 2-0'dan 2-2 nasıl olur lan? 55 bin kişinin önündesin ya. Rakip İstanbul Spor'u kutluyorum. 2-0 öndesin. Fatih Tekke kardeşimi kutluyorum. Ecmel Başkan'ı kutluyorum. Sadece Enver Valencia'nın fiyatına
ve bütçesine eşit İstanbulspor'un bütçesi, biliyor musunuz? Bak İstanbul, ha belki Enver Valencia ile beraber Joan Pedro diyeyim iki. İki oyuncuya eşit gördüğün. Ama ufak bir oyun mantalitesi var. Koşuyorlar, mücadele ediyorlar. Evet. Arkadaş gittin devre arası, gittin ne o çocuk sol tarafta oynayan oyuncu, büyük oyuncu denildi. Osterwolde. Osterwolde'yi aldın, kulübede oturuyor. Ya arkadaş gittin Samet'i alıyorsun, Serdar Aziz var aynı tipinde. Ya size kim bunları söylüyor? Bu planlama ya, söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Artık bundan sonra Fenerbahçe taraftarı sakin ol, sakin ol diyoruz ama... Fenerbahçe taraftarına sakin ol ya, falan biz diyemeyiz. Aylardır bir dakika, aylardır biz hatta son yıllarda ne konuşuyoruz? Kadıköy'de seyirci eski havasını kaybetti. Evet. Baskı kuramıyor, edemiyor falan filan diye, değil mi? Bugün ne yapsın Kırtın daha seyirci? Daha seyirci müthiş, ne yapabilir? Sahaya mı atlayacaklar yani? Nasıl ya? Daha ne yapsın bir seyirci? Şimdi bu avantajı bile almışsın 55 bin kişiyi arkana. Maçı 2-0, ikinci yarı oynanıyor. Maçı 2-0'dan 2-2'ye getirtiyorsun. Evet. 3-2 öne geçiyorsun. 97'de kaç atışından gol yiyorsun. Yani seyirci ne yapsın yani artık? Ne yapsın? Bu tamamen, bak tamamen bu var ya futbol tabiri diyorsun, tamamen eşekliktir. Başka bir şey değil. Yazık günah. Bu olmaz. Ama bu futbolla falan izah edilemez. Bu konu hakemle izah edilemez. Apacığım, hakem falan değil. Bu konu hakem işte Arda'nın son dakika çıkmasıyla izah edilemez. Hakem falan değil. Orada 11 tane sarı lacivertli forma olsa 97'de o golü burada yemez. Burada kimi işaretlersin? Yemez. Fenerbahçe neden puan kaybetti? Jorge Jesus. Başka hiç kimse. Bugün mü? Ankete katılırsanız sevinirim. Ertem Şener Twitter hesabı. Bugün, evet, bugün. Evet. Bugün futbolcular derim ben. Bugün futbolcular. Bugün futbolcular. Genel Jorge Jesus. Hadi ben hiç anlamam ya. Bak, ayıp bugün, ya. Bugün ben Jorge Jesus demem, futbolcular derim ama genele baktığın zaman Jesus. Bu gelen futbolcuların grafiklerinin form durak formlarının şey aşağı düşmesinin sorumlusu, baş sorumlusu Jorge Jesus'tur. Ha, hepsini kabul ediyorum. Hepsi doğru Sinan söylediklerinin. Bugünün maçını, özelliğini söylüyorum. Bu olur mu yani? Bu olur mu? Tamam, bunu yapalım. Dünya üzerinde bak söylüyorum tekrar. Beşiktaş derbisinde ve bugün yaşananları dünya üzerinde hiçbir kulüp, hiçbir takım beceremez. Çok az. Ancak bu oyuncular becerirdi, becerdiler. Ya bunu aynen beceremezsin. Bak istesen beceremezsin. İstesen 10 kişi kalmış rakibinden bir anda 4 tane yiyemezsin. İstesen küme düşme adaylarından İstanbulspor'a 55 bin kişi önünde 2-0'dan 2-2'ye gelmezsin. 3-2'yi bulup, 3-2'yi bulup buna rağmen 97'de bu üçüncü komik golü yemezsin. İki oyuncusu dünyada da sakat. Hiçbir takım sakat yemez. 3-3. 3 oyuncusu da. Bunu, cezalı olan var. Cezalı sakat ve sakat. İstanbulspor önemli oyuncusu var. Bunu anca Fenerbahçe sakat başarır. Onun için anca bu oyuncu grubu başarır. Ben burada yürekle mücadele eden, müthiş azimle mücadele eden İstanbulspor'u da ayrıca da kutluyorum ve tebrik ediyorum İstanbulspor'u. Üstüne de basa basa söylüyorum. Müthiş bir zafer. Yani oradan bu maçı 3-3 yapması, çıkması hakikaten İstanbulspor'u muhtemelen de İstanbulspor kümede kalacaktır. Yapar tabii, yaptırırsa şimdi, yapar adam. Ahmet Hoca'ya bir dönmek 7 istiyorum. 7 kişi orada uyursan hocam, yaparsın. Şimdi tabii ki yorumlarını alacağım ama şöyle bir tweet attım. Samandıra'ya şu fotoğrafı asın, tüm takım utansın. Sizce bu fotoğrafın sorumlusu kim kimler? Arda Güler 3-3 olunca çocuk yere yıkılıyor. Görüntü bu. Hazır mısın? Yorumu da size bırakıyorum. Evet şu hocam. Şu anda Fenerbahçe takımını bunama vesilesi nedeniyle melekelerini kaybetmiş bir adam yönetiyor. Hocam ne diyorsun? Sebep şu. Maç dramatik şekilde, trajikomik şekilde 3-3'e gelmiş. Maçtan sonra sahada oyuncularını topluyor. Bak. Onu verin ekrana. Bir dakika. Şimdi bu ya bir futbol sahtekarlığıdır. Aynen. Ya akli melekeleri, yani akli melekeleri azalmış. Dopamin, mopamin, serotonin, melatonin, onların gücü azalmış. Türkçe tabirle bunama dediğimiz ruh halinde olur. La kardeşim, sen orta sahada bak, dün Okan kaybetseydi maçı Galatasaray. Okan takımı toplasaydı lafım yok. Hala öndeyiz. Hocam, çünkü tribünler kazandı. Hocam lafını unutma. Hı. Yine Galatasaray takımının oynadığı oyun güven veriyor, ışık veriyor. Isırıyor. Yani şimdi, anladın mı? Bir defa en büyük Jesus'u geçin, o Jesus'ları, Mesus'ları. En büyük sorumluluğu Ali Koç'tur. Ali Koç sebep niye? Jorge Jesus'u getirdiği için değil. Getirilmesinde bir yanlış yok. Ne zaman ki Beşik, bak futbolun o mistik havası Ali Koç'a bazı mesajlar verdi. Bir, senin dünya literatüründe adı var. Büyük kariyerli. Jesus'u getirdin ama Jesus'un kazandığı
bir tane derbi yok dedi. Futbolun ilahları Ali Koç'a. Mesajı almadı. Evinde 1-0 öndesin. Adam atılıyor. Olsun. Penaltı veriliyor. Penaltı kaçırıyorsun. O rakip 10 kişi. Dörtlük oluyorsun. Dedim ki o gece. İşin gücüğü öldü. Kov Jesus. Kovmadı. Şimdi günah boynuna. Günah boynuna. Alioski ve Osterwolde'yi ikisini topla. Ankara gücünün Hatay'dan veya Gaziantep'ten aldığı sol bek etmez. Adana Demir, bak isimlerini bilmezsiniz. Ne kimin? Biliriz ya. Ne adı? Atakuk be. Hayır, hayır. Galatasaray'ın demiyorum. Ankara gücünün aldığı. Ankara gücünün sol beki. Evet, Hanusek. Hanusek. Nasıl bilmez? Bilmem. Sen ben tamam, hayır, sen bilirsin. Ben alt ligleri bile bilirim. Hayatım, Hanusek. Sen evet, bilirsin. Evet. Türkiye bilmez. Bir dakika, devam ediyorum. Osterwold'la şeyi topla. Alioski'yi. Adana Demirspor'un sol beki Rodriguez etmez. Şimdi Alioski'yi alan o. Bayram değil, Seyran değil. Orta sahibinin alt yazarı. 7-8 milyon euroya Osterwold'e'yi alan o. Kardeşim bu işte ya büyük ağır sakal var, Hanut var. Eğer Hanut yoksa büyük bir ihanet var. Bu da yoksa büyük hocam, bir futbol bilgisi diyor. Futbol bilgisi diyor. Bakın tekrar söylüyorum. İstanbul Spor'un attığı iki gol dedi. Alioski'nin defansif özelliği sıfır. Bak birinci penaltıda sıfır. İkincisi de taç maç attırıyorlar. Büyük Nelson'un eksikliği gibi. Hocam Salah'ı da çok kötü hocam. Devam ediyorum. Alsana da bu kucağına sen Salah'ı ya. Bu çocuğu, bu çocuğu Serdar Aziz dururken Adana Demirspor stoperini Fenerbahçe'ye kim aldı? Şey istemiş Jesus. Kaç milyon alındı? 4. 3.750-4 civarında. Samet. Kerim abi, evet. Evet. Şimdi soruyorum. Evet, evet, Samet mi Serdar Aziz mi? Veya Samet mi başka stoperler mi? Şimdi bir şey söyleyeyim. Günah boynuna. Jorge Jesus ağır tehlikeli, kötü bir insan ve bu mesajı asla alamayan bir Ali Koç var. Şimdi Ali Koç sen ne diyor ki? Fenerbahçe futbol takımını sanayi fabrikası gibi yani veya lastik fabrikam gibi veya buzdolabı fabrikam gibi yönetirim. Bir tane beyaz eşya CEO'su koyarım. Derim ki bana yıl sonu şu kadar ciro, şu kadar kar, bunlar senin kotan. Hı hı. Ben gerisine karışmam. Adamı çıkartmış, tehkik eleman almış mı? Hiç olamaz. Bu öyle yönetilmez. Eğer Beşiktaş maçından sonra Jesus'u gönderselerdi belki de bunların hiçbiri... Ya sen insanlarla dalga mı geçiyorsun? Maç bitmiş, büyük ihtimalle şampiyonluk gitmiş. Takımı niye sahada topluyorsun? O görüntüyü verseniz. Kardeşim ortası. Takımı niye sahada topluyorsun? Niye? Taraftar hareket yapıyor hocam. Hayır, takımı niye sahada topluyorsun? Hocam taraftar da şey dedi, formayı çıkarın, nokta 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 gidin ya, dedi. O da taraftara böyle yaptı, Arda Güler aldı götürdü. Ya, niye topluyorsun takımı sahada? Taraftar yemedi sen zaten hocam, Abdülkerim abinin dediği gibi düşünüyorsun. Sen ağır bir rezilliğe imza atmış takımın teknik patronusun. Ya yazık hocam. O futbolcu grubunu bu böyle rezil etmeli. Niye yapıyorsun? Yazık onlara. Ha, Arda kolunu tuttu böyle yaptı hocam. Arda kolunu tuttu. Hoca gidelim diyor ya. Deus da falan konuşuyor. Ahmet Hoca söylediği şeyler çok doğru şeyler. Bütün bunlar oldu. Olmadı değil. Ve biz burada konuştuk bunları daha önce de değil mi Ahmet Anketi Hoca? Verin sen arkadaşlar. De eleştirdin biz de eleştirdik evet, bu dediklerini. Doğru. Şimdi bütün bunlara rağmen dün akşam ezeli rakibin bir iç saha beklenmeyen puan kaybı yaşamış, tamam mı? Bütün bu hatalardan sonra camiaya, taraftara yine bir umut gelmiş değil mi bu insanlara? Bu 24 saat mutlu oldu falan. Ha işte milyonlarca insan koca koca gitmiş, tamam mı? Bütün bu hatalar tamam, evet doğru zaten söyledin sen, biz de söyledik. Bu niye alındı, bunlar niye alındı, bu Beşiktaş maçındaki rezalet nedir, evet. Şudur falan. Bütün bunları at. Şimdi bugün... Değil mi? 24 Nisan gecesi buradayız ve bu geceyi konuşuyoruz. Bu gece insanları oradan şöyle bir maçta nasıl bu şekilde gönderiyorsun? Ay. Nasıl? Çıkış yani burada oyuncu... Hani bak diyoruz ki biz her şeyi sildik attık. Futbolcu grubu hiç silip atmıyor mu ya? Ya biz 1000 tane rezillik yaşattık. Derbide Ümraniye ile 3-3 kaldık. İçeride Giresun'a yenildik. Galatasaray'dan içeride 3 yedik. Beşiktaş 10 kişilik Beşiktaş'tan 4 yedik. Tamam ama buna rağmen bu taraftar bir son ümit yakaladık diye koştura koştura geldi ve bizi ölesiye destekliyor. Diyen bir oyuncu grubu niye yok sahada kardeşim? Benim derdim o. Yani bu geceyi bile kurtaramayan beceriksiz futbolcu topluluğu var. Artık buna beceriksizlik mi denir? Basiretsizlik mi denir? Çünkü bu teknikle, taktikle izah edilemez ya. Beceriksizlik mi, basiretsizlik mi Abdülkerim abi? Utanılacak bir şey ya. Çok kritik bir nerede soru. Nerede duruyorsunuz? Nasıl duruyorsunuz? Dakikaya bakmıyor musunuz? 90+7 adam taç atıyor. Nasıl duruyorsunuz?
O golü yediğimde neler olacağını düşünmüyor musunuz? Yani bu kadar olur mu arkadaş ya? Benim derdim bu. Yoksa ben Ahmet Hoca ile sezon başına gidersek, hatta daha önceki senelere, bin tane dediğim gibi burada yönetim hatası da söyleriz. Jesus'un yaptığı son aylardaki abuk subuk işlere de söyleriz, söyleriz. Ben sadece bu geceden şu ufacık ümidi bile, 30 milyonun şu kadarcık dün yeşermiş ümidini nasıl söndürüyorsunuz kardeşim? Nasıl, nasıl? Nasıl söndürüyorsunuz? Maçı katleden hakemi bile konuşturtmuyorsun bana. Konuşamam ben. Her şeye rağmen 20 tane hakem olsa Fenerbahçeli futbolcusu maçı 2-0'dan 2-2'ye getirmez. Ancak karşında Kadıköy'de 2-0 öndesin 60, Manchester City maçı garanti değildir. Fenerbahçe Manchester City ile oynuyorsa, dakika 65 Fenerbahçe 2-0 öndeyse o maç garanti değildir. Manchester City son 20 dakikada 3-2 maçı alabilir Fenerbahçe'den. Olur. Ama abi İstanbulspor'la oynuyorsun. Edep. Edep yani, edep. Dediğin gibi bütçesi bir futbolcunun bütçesine denk gelmez. Aynen. Ay 55 bin seyirci var orada bugün değil mi? Azmış. Baştan sona destekliyor. Bu olmaz. Bu olmaz. Futbolcunun biraz içinde ne, ben ne yapıyorum, ne olursa ne olur diye bir yalan mı? Ya Sinan, kolay mı büyük takımlara gelmek ya? Allah bize nasip etti, sana bana büyük kulüpte oynadık. Büyük kulüpte oynamayan bizden daha yetenekli binlerce oyuncu vardır. Kısmet olmadı adamlar, gelemediler. Sana gelmiş kardeşim, olmaz. Olmaz, olmaz. Bana kimse anlatamaz. Kimse anlatamaz bana. Yani şimdi baktın olur mı? Olur mu ya bu? Ya Fenerbahçe futbol takımını, yani İte Kaka buraya geldi zaten. Arda İte Kaka geldi. Bakma, İte Kaka geldi. Şimdi eğri doğruya doğru arkadaş. Galatasaray takımı senden iyi takım. Senden daha iyi organize bir kadrosu var. Senden daha... Daha çok istiyor. Senden istiyor ayrı, senden daha çok kreatif oyuncusu var. Sahanın içinde oyunun kaderini değiştirecek. Şampiyonluğa daha çok inanmış. Bak, bir tane Icardi var. Biraz durdu, takım ne hale geldi. Dün Icardi laballik yapmasa, atsa penaltıya geçmiş olsun. 4-3 ya. Bitti maç. Yani bugün de aynı şekilde belki Fenerbahçe yine berabere kaldı. Lig belki bitmişti. Yani onun için burada yani senin rakibin gelmiş yenmiş bir kere kendi evinde. Ne hakem bahanem var, ne bir şey var. Haftaya senin Beşiktaş. Senin kazanman gereken iki tane maç var. Fenerbahçe maçını içeride, Galatasaray maçını içeride kaybetmişsin. Beşiktaş'ı içeride kaybetmişsin arkadaş. Sen zaten bunların ikisini kaybetmişsin. Zaten sen işi kaybetmişsin. İşi bitirmişsin. Ha sen şimdi şampiyon bak, yine söylüyorum. Bu futbol. Bu futbolda her zaman şanslar gelir. Apo inanmıyor ama geldi. Ya inanılır mı ya? Ya geldi. Ama geldi. Sen şimdi gidip Sivas'ı yenemezsen. Ya yok be. Beşiktaş'ta Galatasaray'a gelirse. Sonra ahvah dersin. Ya Allah'ın maçları bir versene haftaya. Ahvah dersin. Haftaya. Topluluğunda şampiyon falan olamazsın. Böyle abi, olur mu ya? Ma, ha. Yok be, bir dakika dur. Apocuğum. Haftaya maçlar gelecek. Şans gelir. Ha. Türk Telekom'a gidersin de. Ha Türk Telekom'da da böyle oynarsan ya peşlik olursun. Sinancığım bak şans gelir falan diyorsun. Geldi işte şans. Bir daha gelecek. Yok artık. Bak gelecek. Olur 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 öyle şey. Şimdi Galatasaray haftaya Beşiktaş yapacağız. Galatasaray takımı oteye gitme. Bak bunları şimdi konuşacağız. Ertem'cimle çok yorma. Kendini de yorma, bizi de yorma. Şimdi Galatasaray tamam mı? Beşiktaş'a mağlup olacak. İçeride de Fenerbahçe'ye mağlup olacak. Tamam mı? İkisine birden mağlup olacak. Kalan maçlarını kazanacak. Kim şampiyon olacak? Yani Galatasaray. E daha ne? Daha ne bekliyorsunuz? Şunu mu bekliyorsunuz? Galatasaray Beşiktaş'a yenilecek. Son maç Kadıköy'de şeyde Nef Stadı'nda 55 bin kişinin seyircisinin önünde. Belli olmaz. Son maç tamam yenilecek. Artı bir tane daha yenilecek. Ya da bir tane daha berabere kalacak. Bu ara Fenerbahçe Sivas'ı Sivas'ta ayıklayacak. Giresun'u Giresun'da ayıklayacak. İçeride Trabzon'u yenecek. Ondan sonra kim o? Antalya'yı yenecek. Galatasaray'da Nef'te gidecek yenecek. He? Ya buna kim inanır? Buna Kadir inanır bile inanmaz ya. Ahmet Hocam. Bu yeter artık. Sizce bu Abdülkerim abinin düşüncesi... Böyle şey olur mu şimdi yani? Abdülkerim abi tabii isyan ediyor. Haklı, abi isyan haklı. Değil ben mantıklarım yani da mantık, var. Mantık isyan ya, hepsi bir arada. Siz nereye bakıyorsunuz ya? Buraya bakıp hala şans denilir mi? Yok şunu diyeceğim hocam. Yıllardır gördünüz, baktınız. Ha. Kaç yıl, 30 yıllık bu işin içindesiniz. Buradan gördüğünüz kadarıyla... Artık gerçekten bitti mi? Hayır artık çoksun. Eğer bugün kazansaydı... Ben bir ümit vardı ya. Zordu. Ama çok zor değildi. Ama şimdi zor değil. Çok zor değil. Çok 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 zor. Tabii ki. Bu dakikadan sonra. Ama tekrar şöyle yazalım. Bana göre. Böyle şey olur mu artık? Şunun adını koy. Futbolcu sonuçta ya, baktığım vakit ruhsuz, mutsuz olabilir. Lafım yok. Hoca bunamış da olabilir. Kardeşim, Sayın Ali Koç.
sinyalleri alamadınız. Jorge Jesus'a tam anlamıyla teslim oldunuz. İstediği bütün oyuncuları aldınız. Dünyanın hangi ülkesinde Fenerbahçe gibi bir takım, o seviyede bir takım, bir sol beke İtalyan 3. liginden veya 2. liginden. Osterbode Parma'dan. Parma, İtalya 2 veya 3. Evet, evet. Seri B. Ocak'ta. Tamam. Sezon 7,5-8 milyon euro bir sol beke vermenin esva ve mucibesi nedir? Sebebi nedir? Yapalım. Şimdi bunu Anadolu takımında bir başkan yapsa, vasıfsız bir hocayla derim ki, Anadolu takımında başkanla hoca soyuyorlar derim. Aslında 7,5 gitmiyor, başka gidiyor, açıktan paralar geliyor. Bunu Anadolu takımları geçmiş yıllarda çok yaptılar. Fakat Ali Koç için böyle bir şey söz konusu bile olmaz. Lakin buna niye dur demediniz? Şunu yemediniz mi? Bir sol beke 7,5-8 milyon euro İtalyan Seri B'den bir takımdan niye aldı? Niye alıyorsun bu adamı? Demediniz. Şu anda Fenerbahçe'yi kötü kalpli, ruhu azalmış, akli melekeleri sarsılmış, tırnak içerisinde futbol anlamında bunamış bir adam yönetiyor. Bunun da en önemli göstergesi dünya futbol tarihinde numunesi yoktur. Böyle bir geceden sonra takım orta sahada topluyorsan ne demektir biliyor musun? Oyuncularıma küfür edin seyirci. Hocam buradaki sorumlu sence Fenerbahçe neden puan kaybetti derken? Bugün için mi konuşuyorsun? Şu anda bak, hocam, bak 20 dakikada inanılmaz bir oy var şu anda. Müsaade eder misin? Allah. Müsaade eder misin? Buradan nereden bakacağına bağlı. Allah. Bak yönetim hariç üçü de olabilir. Hocam bir şey söyleyeyim sana. Bugünkü maç için konuşuyorum. Evet evet bugünkü maç hariç yönetim şıkkını dışarı tutuyorum. Futbolcular büyük bir ihtimal Josis de olabilir. Şimdi hakemi hiç konuşmadık. Eğer dünkü ve bugünkü maçları iki İtalyan veya iki Alman dünya çapında hakem yönetseydi şu anda puan farkı 3'tü. Hocam bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bugünkü maç Apo'nun söylemek istediği. Bugünkü maç tamamıyla futbolcuya yazar. Şimdi futbolcular sahanın içinde tamam mı? Bir oyun içinde lider olur. Bak stoper oynadı, liber oynadı yıllarca. Bak böyle yaparsın. Allah mı lan? Allah neysin al? Al kucağına. Tut bunu. Bak bu nerede? O nerede? Yani bu iş... Sağda lider futbolcu işi. Al kucağına tut bakayım. Yanaş oyna attırma önünü kapat. Tabii. Tacı bile attırmayacaksın. Hocam tacı attırmam hocam. Ya tacı bile üstüne çekeceksin. Yani bu ne demek? Böyle şey olur. Çünkü Fenerbahçe takımı. Bakın Fenerbahçe futbolcusu kendisi inanmıyor işe. Bak inanan futbolcu topluluğu. O kadar kolay. Hocam bak, niye? Bak seni olay al. Hocam bak. Böyle dünya futbol tarihinde bu vardır. Çek Cumhuriyeti Türkiye oynuyor. Dakika 75 Çek Cumhuriyeti. 2-0 önde. Ya Çek Cumhuriyeti. Ya hocam dünyanın en büyük kalesi Peter Çek var. Önemli oyuncu. 3-2 kazandık onu. Hocam o ayrı bir konu. Çek Cumhuriyeti bunu kaç kere yaşamıştı? Hocam o ayrı bir şey. Zaten Fenerbahçe'de bunu bir defa yaşadı. Hocam Çek Cumhuriyeti kim yaşadı ya? Çek Cumhuriyeti kim mi oynadı? Hocam yürü yürü. Fenerbahçe bir defa mı yaşadı? Türkiye takımı Azbuz takım bildi o zaman. Ama Çek takımı da Azbuz takım. Allah Allah. Hocam karşındaki takım İstanbul. Fenerbahçe sabah akşam böyle sonuçlar yaşıyor. Hocaya bak. Bugün Fenerbahçe takımının 3 tane de pozisyonu kaçtı. Görüntü geldi mi? Ya doğrusu kaçan pozisyon da yok arkadaş. Yapmayın. Fenerbahçe takımı sağdan soldan bir tane oyuncusu var. Küçük çocuk Arda. Allah o maçın kaderini değiştirmeye çalışıyor. Onun dışında hiçbir şey yok. Hep idare eden oyuncular var. Şimdi Fenerbahçe bak ben buradan Ali Koç'a daha önce kendine de söyledik. Hep söylüyoruz. Ya arkadaş bu koca Fenerbahçe futbol takımının bir scout ekibi, bir oyuncu tarama ekibi, oyuncu seçme ekibi falan yok mu? Ya bırakın arkadaş. Hoca işte geçen gün çıkardı. Ne o? Amerika'dan bilmem ne bilmem ne. Ya Fenerbahçe buradan değil. Fenerbahçe'ye arkadaş gideceksin bildik oyuncuyu alacaksın. Koy. Bildik oyuncuyu alacaksın. Adam gidiyor sana Zaniolo'ları alıyorsa, adam gidiyor Icardi'yi alıyorsa sen de bu bak bu segmentle alacaksın. Ya koskoca Gomez'i yolluyor adam ya. Gomez'i yolluyor. Sende bir tane Gomez yok Fenerbahçe. Affetmişler öyle. Bugün haberler çıktı affedin. Affetti mi? Öyle çıktı bilmiyorum. Aklın yolu bir. Bilmiyorum. Ben sana söyleyeyim. Hatırlayın oraya... Fatih Terim'i. Hatırlayın Fatih Terim'i. Kimle kavga etti Melo birini dövdü? Riera. Riera'yı. Ne yaptı Fatih Terim? Çağırdı. Galatasaray'ın hali menfaatleri için ufak bir para cezası verdi. O sene şampiyon oldu. Sezonu kurtardı. Sen de Gomez'i aynı şekilde. Bugün ama Gomez'i git deme yetkisi var. Sezon sonu ama. Sezon sonu ama. Ben de biletini diyorum. Kesip gönderecekler. Bak ben de diyorum. Sevgili Ali Koç Başkan. Hangi menajerlik şirketinden alıyorsan. Hangi kimle yapıyorsan bu scout işini. Bak scout işini kim yapıyorsa yapma Allah aşkına değiştir. 4 sene önce de söyledim. Yine söylüyorum. Yanlış transferler yapıyorsun. Yanlış kadro planlaması yapıyorsun.
aynı adamdan, aynı takımdan, aynı kadroya, aynı oyuncu grubundan 3 tane var her yerde. 4 tane var her yerde. Ya 4 tane santiforum var ya. Joshua King, Joan Pedro, Batshuayi, Valencia. Evet. Ya dördü. Dördünü toplasan Valencia'yı hafif kenara alıyorum. Bir tane Icardi etmez biliyor musun? Neresi bak, bu? Neresi bu? Batshuayi iyi oyuncu ya. Atleti'yi değiştiriyoruz. Fenerbahçe'nin... Oynadı da maç sonrasında Kadıköy'de... Ben 25 tane atar dedim. Onu fasulye çıktı. Yaptı. Fenerbahçe taraftarının tepkisi vardı bu arada. Onu söyleyelim. Ya Fenerbahçe çık, takımı. Çık. Neye geldin buraya? Maç sonrasında Kadıköy'de bir sesi açalım. Abdülkerim abi. Bir açabilir miyiz sesi? Ben mesela merak ediyorum abi. Bugün Fenerbahçe maçı 3-2 kazansaydı. Biz bütün bu konuları konuşacak mıydık? Hayır. Bizi kim konuşturuyor arkadaş bu futbolcular gece? Evet. Allah Allah. Abdülkerim abi konuşuyor. Devam etsin. Alttan da sesler geliyor. Şunu söylüyorum. Kulağında şimdi, bir yandan burada olsun. Kamerayı kapatıyorsun. Şimdi Sinan anlatıyor. Doğru şeyler söylüyor. Senede böyle yaptım diyor. Onu almadın diyor. Ahmet Hoca da söylüyor. Zaten tamam ben. Bunu aylardır zaten konuşuyoruz. Eleştiriyoruz yapılan yanlışları. Ben diyorum ki bu maç 3-2 bitseydi biz bu gece bu sorunlardan hiç bahsedecek miydik? Hayır. Hepimiz böyle yapacaktık. Fenerbahçe geldi, 4 puana indi. Hesaplar yapacaktık, kitaplar yapacaktık öyle değil mi? Bize bunu bu gece kim yaptırtmadı kardeşim? Şu ufacık zevki bile bize kim yaptırtmadı ya? Utanmaz futbolcular yaptırmadı. Diğeri hocasıdır, başkanıdır, Ali Koç'tur. Sezonluk hata o. Ama biz bu gece de, bu gece olmaz hocam ya. Yani şu bak şu, şurada protesto eden insanlar bu gece evlerine mutlu gideceklerdi hocam ya. Kimse protesto etmeyecek. Söylesene Ali Başkan takım neden bu halde diye bağırıyor Fenerbahçe taraftarı. Ya bağır, adam artık bağırır, iş kopmuş. Bak biz bile burada değil mi? Nerelere girdik? Bir sezonun şeyini konuşuyoruz. Ya kardeşim ayıp, sizden çok şey mi istedik ya? Ya şu maçı kardeşim 1,5 dakika kalmış. Şu maçı tutacaksın ya. Büyük bir şey mi istiyoruz Fenerbahçeli futbolculardan? Git telefonda kaybet. Bunu bile yapamıyorsunuz ya. Git telefonda kaybet eyvallah diye. Ya evet. Yani, hani biz oraya götür. 4 puana indir ya. Ama biz yine yani sana bir kıyak yapıyor. Demiyoruz. İstanbul Spor'u yenme. 2 kere eline gelmiş. 2-0 öne geçmişsin. Maçın ikinci yarısı. Ya bunu yap bari ya. Ama sana yine bir kıyak yapıyorum. 4 puana indir diye sevinsin insanlar. Senin bunu Fenerbahçe yap ya. Taraftarına yine bir kıyak yapıyorum. Yine şans olmaz gelecek. Ya. İsterimde yanılmam. Yani. Yine şans gelecek. Ertem. Hiç mi kendine olabilir gelecek? Abdülkerim Beşiktaş yenerse. Yine hiç mi sahada konuşmuyorsunuz ya? Abdülkerim abi. Hiç mi sahada konuşmuyorsunuz? Beyler bitiyor. 1,5 dakika kaldı. Aman ne felaket bir olur. Bir soru ya. Adam al. Dur. Bir soru ya. İşin içine sabotaj da olabilir ya. Jesus hangi akla İzmet Samet'i çıkarttı? Samet iyi oynamadı kabul. Son dakikalarda niye çıkartıyorsun? Isınmış bir adam. Stoper çıkıyor ya. Şişirmelere evet karşı ya kalkıp vuracak. Niye? Evet abi. Sen de hızlı oyna. Ya hocam. Niye? Göbekteki iki oyuncu ikisi birden çıkarılır niye mı ya? Niye? Orada iki tane santrafor var. 3-2 öndesin değil mi? Pedro'yu çıkarırsın. Orta sahaya bir tane. Aynen öyle. Adam hocam, daha alırsın. Ben size yanlış anlamayın katılmıyorum. Fenerbahçe'de kimi çıkartırsan çıkart o dakikada gol yenmez. 11 tane taraftarı ya, koy. Ertem, gol yemezler ya. Evet abi. Onu çıkart. Sağda. Sakız değiştiriyor hocam bak. Jesus sakız değiştiriyor. Futbol aklını değiştirmiyor. Adam sakız değiştiriyor ya. Hocam o... Üçüncü gol yemiş sakızını değiştiriyor. Şimdi ben burada delirdim ya. 11 tane 11 çubuklu formayı bize giydirseler evet. O 1,5 dakikada ya, 10 golü yemeyiz. Vallahi yemeyiz ya. Bana bir işi. Bakın bana bir işi. Ya, bunlar... Maçtan sonra Jesus'un. Şaka yapıyorlar sanki ya. Jesus'un orta sahada oyuncuları toplayıp. Tamamen saçmalı. Oyuncularına seyirci tarafından saçmalık küfür kalsın ettirmesinin manasını anlatabilir mi? Saçmalık. Enteresan ya hocam. Hayır hocam amacı nedir? Amacı nedir? Niçin yaptın bunu? Amacını niye oraya çıkarırsın? Senin dediğin bir gibi. Bir soyunma odasını da yap. Ama ya senin dediğin gibi düşünüyordur. Gider ya. Daha bu şans. Hayır hayır. Taraftan. Sen temin diyorsun ya Fenerbahçe'ye bir şans daha gelecek. Gelecek. O da demek senin gibi düşünüyor. Bekleye gelecek. O da demek senin bak gibi düşünüyor. İşte o da senin bak gibi gelecek düşünüyor. İsterimde yanılmam. Eleştirme o zaman Jesus'u. O da senin gibi düşünüyor. Hayır Jesus'u eleştiriyorum. Sonra ben yine gelecek. Jesus kullanımız onu ben bilemem. Hayır senin gibi o da inanıyor demek bak, takıma. Beyler diyor. Dinle. Evet bugün böyle oldu ama diyor. Tamam. Daha bu iş sen bitmedi diyor futbolcu. Diyecek ki bak çocuklar bu hafta cumartesi Sivas var. Biz gidelim bu Sivas'ı yenelim. Bu Beşiktaş takımının sağa sola belli olmaz. Galatasaray'ı yenebilir. Öyle diyor işte senin gibi düşünüyor diyorum ya. Jesus aynı Sinan Engin gibi düşünüyor demek. Abocuğum sen şimdi Sivas'ı yenemezsen o zaman sana ya, yapacağım bir şey yok. Evet. Öyle tabii ki ya. Pazar günü de Beşiktaş Galatasaray'ı yenermiş. Sinan abi Sivas'ı yenemezseniz diyorsunuz. Çok özür dilerim. Sen yanlış anlamasın. İstanbulspor can çekişiyor. Fatih Tekke bile
Fatih Hoca bile maçı kazan, biliyor musun? Hayır, Fatih Hoca diyor ki senin abi maçtan önce. İstanbulspor Resen maçı. Biz bu maçı yok sayıyoruz diyor neredeyse. İstanbulspor Resen maçı kaybetmiş gibi yani. İstanbulspor Resen maçı ne zaman biliyor musun? Bu hafta Giresunspor'la. Evet. Hayır, şampiyonluk maçı. Sen abi esas diyorum. Ciddi maçı o. Fatih Tekke bile inanmamıştı bugün. Diyor ki burada kimler maç kazanabiliyor ki? Burada ne oluyor ki? Hani zaten vazgeçmişler. Futbolcuları geçen maçtan cezalı. Hani oynamıyorlar. Bizim esas maçımız Giresun maçı diyor. Ya, ama bu yani bu akıl kârı bir şey değil. Bir de ama... hocam bak hocam diyor ki Tebin Çek takımı da diyor 75'te 2-0 öndeydi. Bize diyor 3-2 kaybetti diyor. Futbolda var. Var hocam. Daha bile garipler. Hocam bir dakika. Daha bile garipleri var. Evet. Neler yaşanıyor futbolda? Hocam bu gariplikler Fenerbahçe'de artık gariplik değil, olağan hale geldi. Olağan gibi artık oluyor, anladın mı? Mesela Ümraniye ile oynuyorsun, 3-3 bitiyor. Karagümrük'ü iç sahada yeniyoruz, 5-4 bitiyor. Uzatmada atıyoruz, 4-4 gibi, anladın mı? Doğru. Bunlar Fenerbahçe için olağanüstü hallerdi. Seninle aynı fikirdeyim. Anladın mı? Yani sen son 5 dakikada. Olur bu futbolda. Bu futbolda her lafım zaman olmaz. 15 senede olur, 20 senede olur. Geldi mi sana değil. Son 3 senede 30 sene oldu hocam. Son 5 dakikada sen ben Sinan Erten plan stoper oynasak yemeyiz. Evet. Bakın şu var. Fenerbahçe ağır şekilde akli melekelerini kaybetmiş, bunama moduna girmiş bir hocayla karşı karşıya. Bunu anlamıyor musunuz? Sayın Ali Koç, anlamıyor musunuz? Bakın, küme düşmeye namzet 3 takım var. Üçünden büyük bitmen ikisi düşecek. Giresun, İstanbulspor, Ümraniye. İstanbul'da kendi sahasında bu 3 takıma kaybedilen puan sayısı 7. Evet. Ümraniye'ye 2 puan kaybettin. Evet. Bu gece 2 puan 4. Giresun'a yenildin 7 puan küme düştün. Evet. Bir derbi kazanamadın. 2 tane maçı trajikomik verdin. Biri bu geceki maç 2-0'dan 3-2. Biri de rakip 10 kişi Beşiktaş maçı. Hocam çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Futbolculara bağlayamam kardeşim. Çizin bunamış, akli melekeni yitirmiş, kötü kalpli bir hocanız var. O kadar basit. Aa hocam tamam doğru. Ben böyle söylüyorum hocam, abi. Hocam öyle dersin. Ben böyle söylüyorum hocam, kardeşim. Hocam benim derdimi demek ki anlatamadım hocam, bak, ben ya. Bir şey söyleyeceğim. Hocam bak şimdi futbolda arkadaş, bir yere kadardır. 10 tane maç saydın ya. Antrenör sana taktiği verir. Aa. Sen bakarsın, çıkarsın sahaya, oynarsın. Oyuncu değişiklikleri yanlıştır falan, ona bakmazsın. Ama mahalle maçlarında bile bir dersin ki sen onu al. Tabii ya. Tut onu. Öyle kapat mi arkayı? Ne yapıyorsun? Tacı bile önünde attırmazsın. Önünde bahse kurarsın. Ata attırmazsın. Zıplarsın. Çok rahat ama hocam ya. Fenerbahçe futbol takımı bu golü yiyeceğinin bile farkında değil. Çünkü Fenerbahçe takımı da apo. Demonize olmuş artık. Bak inan diyorum, demonize olmuş. Niye? Çünkü abi zaten bir şey söyleyeceğim sana. Ne güzel. Zaten işte kaka gidiyor ya. Zaten İTKK gidiyor ya. Bak Sinan, 3 haftadır son dakikada direkten dönüyorsun. İşte İTKK. O sevinçleri tamam, evet. O sevinçleri hatırlıyor musun futbolcuları? Evet abi, çekirge bir şey. O sevinçleri hatırlıyorsun. O sevinçleri, o dönüşleri yaşayan futbolcu grubu niye demoralize olsun? Tam tersi morallilerdi bugün hocam ya. 7-7. Değil mi? Moralli olmaları lazım. Rakip dün kaybetmiş, puan kaybetmiş. Sen 3 haftadır son anlarda kazanıyorsun. Kardeşim futbolcuların, ben futbolcuların burnun uyumazlığı konusunda sizinle hemfikirim. Ama bu iş cinsine yoldur. Bir dakika. Buraya Ertem gitse, ruhsuz, bunamış, böyle TRT normları gibi sivri olmayan, köşeli olan bir adam gelse hepimizin modu düşer kardeşim. Hocam düşer ama düşer abi. Hocam bazı tamam programları gene uçurursun hocam. Hocam hayır ama bir uçurursun, iki uçurursun. Hem uçuramazsın. Kardeşim. Hocam öyle kolay değil. Hocam son bir dakika daha. Hocam son bir dakika daha. Antrenör kolay değil. Hocam son bir dakika kala. Antrenör benim enerjimi düşürsen olur. Vallahi hiç sen maç mı? Tanımam antrenörü. Yemişim antrenörü ben ya. Ben orada antrenörden benim ne işim olur arkadaş ya? Ben bakacağım orada 3-2 olmuş. Hocam şu 2-0 ya, bir de öndesin 2-0 ya. Arkadaş Fenerbahçe takımında diyorum ya sana. Şey oyunu yönetecek ya, oyuncu yok. Oyunu. Sen Galatasaray'da görmüyor musun? Kaç tane adam var? Hepsi papaz. Ya ne bu? Hemen gidiyorlar hakemin etrafına. Ya tartışma çıktı. İstanbulspor'lu oyuncular Fenerleri dövecekti be. Fenerbahçeli futbolcular İstanbulspor'lu futbolculardan dayak yiyecekti neredeyse. Şimdi o... Bir Mert Hakan böyle direniyor. Hiç kimse piyasada yok. İstanbulspor futbolcular daha kabadayı savranıyor sahada. 96. dakikaya gelsinize. Bu Fenerbahçeliler ya. Fenerbahçe'de oynayanlar sosyete futbolcusu ya. Yazık günah ya. Hakeme itiraz etmeyi bile beceremiyorlar ya. İşte bu. Bak abi, hakeme itiraz etmeyi bile beceremiyorlar ya. Beceremiyorlar ya. Bu ne demek şimdi? Bu maçtan sonra Galatasaray'a paylaştı. Konsantrasyon. Ertuğrul bu ne demek? Yani diyor ki biz şampiyon olacağız diyor bak maçtan sonra. Konsantrasyon ne demek yani?
yani Galatasaray'ın yıllardır söylediği konsantrasyon. Hiçbir şeyi duyma. Etrafa bakma. Kimseyi dinleme. Ya. Ahmet Çakar'ı dinleme. Abdülkerim abi bugün dinleme. Yani. Sinan Hoca'yı dinleme. Dinlesinler, beni dinlesinler. Ertem'i dinleme. Beyaz sen dinlesinler, boşver. Sen işine bak, konsantrasyon. Ben sana söyleyeyim, bu konsantrasyon hiç manasız. Sinan abi, sana bir görüntü getireceğim ekrana. Getir bak bakayım. Çok enteresan. Getir bakayım. Hocaya da söyledim. Futbol çok garip bir oyun. Bazen bazı işaretler vardır. Bilmiyorum, size saçma gelebilir ama şu 90+6'yı bir getirsene ekrana sevgili Emir Kılıç Çetin. Sinan abi bak. Bakayım. Futbolcunun sırtındaki sayıya bak, 23. İsme bak, Okan. Skor 3-2, Fenerbahçe bu taçtan gol yiyor. Şimdi bak, orada kaç tane sarı lacivertli futbolcu var? Var mı onun yukarıdan fotoğrafı? 7-8 tane var. Pilottan. Orta yapıldığında 6 kişi 18 içinde. Pilottan var mı fotoğraf? Bak orada. Yok yok, pilottan fotoğraf yok. Hayır hayır, Sinan abi dediğin çok doğru teknik abi açıdan. Ama şu garip bir işaret değil midir ya? Abi şimdi 23. şampiyonluk, Okan Hoca'nın Okan'ı sırtında. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim, bir siyasetçiye benzedin. 6-16-16 topla 72 çıkar, bu da şu demektir falan gibi. Sen de bu durumlara düştün. 2 var, 3 var, 2 ile 3'ü topla. Ya yemişim 23 Okan'ım Okan'ı. Hakikaten kafanızı yıksın. Orada bir tane oyuncu. Bir tane bak. Yedirttiler işte. Ertom, orada bir tane beyaz formalı oyuncu yok. Yok. Bir tane Eze giriyor. Atıyor. Ya bak Eze sana giriyor. Söylüyorum. Sinancığım bak. Kafayı çakıyor, gol atıyor ya. Ertem bak, bu çocuk tacı var ya, bu önündeki beyazlığı oynuyor. Beyazlı tekrar tacı atana geri oynuyor. Bu tacı atan çocuk topu tutup ayağıyla Arabas'tan bu üçüncü beyazlığı oynuyor. Korner oraya inip orta atıyor adam. İçeride de 6 tane çubuklu var, bir tane siyahi aynen Eze var. Şimdi bunu yapan futbolcu topluluğu. Burada Allah aşkına, burada hoca mı diyecek şunu tut, bunu yok tut. Yok abicim, ne hocası ya? Ayıp ya, biz futbolcuyken yalnız konuşurduk Sinan'ın dediği gibi ya. Eze'nin de yanında Allah maşallah. Ne yapıyorsun? Ya. Ne? Böyle şey olur mu arkadaş ya? Eze de var ya maşallah, biliyor musun? Biz ki bu devirde futbolcu olsaymışım ya. Hayır hayır, bir tane şey oyuncu vardı, Inter demene. Aynı böyle. Adel'in hoca bir şey diyordu ona. Neydi o? Belçikalı neydi bizim ya? Hocam sol taraftan Lukaku. Ya. Lukaku. Aynı onun gibi. Oğlum maşallah gibi. Nasıl gidiyor? Sana bir şey söyleyeyim mi? Aldığı vallahi parayı söyleyeyim mi? Tahmin ediyorum. 300 bin euro. Ecmen Saroğlu'na en fazla verecek para 300 bin. 300 bin de vermez hocam. Bir de bir Sodexo verir, bir de şey. Ben sana Sodexo diyor. 300 yok. 250-300 euro verir. Ben sana söyleyeyim. Verecek abi ya, rakam vallahi o. Bütçe o. Şimdi biz futbolcu olmamız lazımmış. Biz hocam, yanlış devirde top gelelim oynamıştık kardeşim, tamam mı? Biz yanlış devirde top oynamışız. Şimdi futbolcu olmak varmış. Ne güzel abi. Bütün bu rezaletleri yaşat. Hem de gün geçmiyor ki bir rezalet yaşatmasınlar. Olacak işte, derbi başları şunlar bunlar falan. Bütün bu rezaletleri yaşar. Hadi derbi dedik, lanet olsun dedik. Derbide de olmaz ya 10 kişi kalmış takımdan 20 dakikada 4 gol yemek. Evet. O da olmaz da hadi dedik lanet olsun. 3. Ya ligin sonlarındaki takımdan 2-0'ı koruyamıyorsun. 55 bin seyircinin önünde var. Ve buna karşılık futbolcu olmak ne güzel bir şey. Oh! Biz de hemen dere ağzını basarlardı. Böyle bir rezalet ilk maç oynadığımız zaman. Tabii. Hemen! Ne hocaya bir şey yaparlardı ne bir direkt bize. Değil mi? İdmana gelirlerdi Sinan. Anketi getirdi. Yani böyle şey olur mu ya? Yalnız Fenerbahçe 3. olursa şaşmayın ha. Mümkündür. Niye şaşırayım? 3. olursa şaşırmayın. Mümkündür. Niye şaşırayım ya? Kalan maçları versenize. Mümkündür. Özür dilerim. Sinan niye abi şaşırayım? Güzel bir konuya değindi. 3. olursa kalan maçları verin o zaman arkadaşlar. Mümkündür. Sinan niye şaşırayım? Sinan abi öyle dedi. Bir bakalım. Siz ankete gelirseniz sevinirim. Ertem Şener Twitter hesabı. Fenerbahçe neden puan kaybetti diye bir bakarsanız 28.387 oy kullanıldı şu anda Twitter'ımdan. 22.387 oy. Oo. Bu rekora doğru gidiyor. Bir saat bile olmadı daha. Hakem, Jesus, futbolcular, yönetim. Neyi getirecektik? Kalan maçlar. Sinan abi dedi ki Beşiktaş. Şimdi Beşiktaşlar da çarşı odaklan diye bir tweet attı. Yanlış görmediysen. Haklılar, onlar da odaklan diye. İkincilik için. Odaklan diye tweet attılar. İkincilik değil hocam, şimdi bak enteresan şeyler olabilir. Yok, ben sana söyleyeyim. Yani, ben bir de birincilik için mi? O da olabilir. Olamaz mı? Yok, çok zor. Ya ne diyorum? Gene hocam bu gene Ertem'in orası burası kaşı gözü oynamaya başladı ya. Bir dakika. Ya sen geçen hafta bitti demiyor muydun Trabzon bak, beraberliğinden sonra? Abdülkerim abi. Abi bunlar da bu toplu Galatasaray'ı Beşiktaş ya yendi diyelim. 65'e 70 abi, oldu. Ben sizin nasıl oluyor? Hayır. Ya? Trabzon maçını kazansaydı Beşiktaş. Olur. Bir takım hesaplar yapabilirdim. Galatasaray'ı yenerseydi falan. Belli yok, tamam tamam, yapın hesap, 2 puan da koyacağım size. Trabzon'u yenmiş kabul edeceğim sizi. Tamam. Hadi yap. Yapın bakalım hesabı, nasıl yapıyorsunuz? Hadi bir çay molası verelim. Verelim. O zaman. Sonra da o hesabı yapalım. Bir reklama gidelim. Siz de lütfen derin futbola katılınız. Birazdan çok güzel, çok enteresan haberlerimiz de var, görüntü de var. Bu arada şunu da söyleyeceğim. Galatasaray yönetimiyle ilgili bazı haberler aldım. Onları sizinle paylaşacağım. Ama
Bir reklama gidelim ondan sonra. Derin Futbol devam ediyor sevgili seyirciler. Biliyorsunuz ben maç günleri Twitter'dan yazıyorum. Diyorum ki işte bugün maçın skoru ne olur? İşte benim tahminim bu şöyle olur, böyle olur. Hem Twitter hem Instagram, Facebook, TikTok'tan yazıyoruz. Bugünkü maçın skorunu bilen 4 platformda da 3 kişi var. İbrahim Halil, Muhammed Emin Tatlı, Bışar, Kızgar, Tanhan. Bışar. Bışar. Vallahi bak. Bende de bir kişi var. Oktay Karakaş, official. Oktay Karakaş, official. Oktay Karakaş'a da çok selamlar. Sevgili seyirciler. Bugünkü maçın skorunu maçtan önce 3-3 diyen adama... 3 kişi. Gideceksin yatırı yaptıracaksın. İbrahim, onlara. Muhammed, Bışar. Valla yatırı olması lazım o adamın vefat edince. Ölünce yatır yaptırmak lazım. Yani dünkü Galatasaray maçı 3-3 bitmiş. Bugünkü maçta 3-3 bitecek diyen adamın Ahmet Çakan'ın dediği gibi ya akli melekeleri yerinde değildir. Anladın mı? Böyle gayipten böyle şeyler geliyordur. Ya da ermiş biridir yani. Aslında ben mesela bana lazım. 20 tane Twitter hesabı verin. Ya iki maç aynı skorla biter mi ya? 3-3-3-3. Nasıl? 20 tane Twitter hesabım olsun. Ahmet Çakar 1. Necati bilmem ne. Her türlü yazacaksın. Her 0-0. Biri 1-0. Öteki şeyden 2-1. Yaparım. Evet. Maç sonrasında istenmeyen bir olay diyeceğim. Neymiş? Bir görüntü var. O görüntü bir dakika. Ben burada Sayın Ali Koç ve ekibi nezdinde Sayın Jorge Jesus'a bir soru soruyorum. Dünya futbol tarihinde yaşanmamış bir olayın ben sebebini öğrenmek istiyorum. Maç bitmiş. Trajikomik ve dramatik bir puan kaybı yaşamışsın. Derin futbol tehdidi. Galatasaray'ın puan kaybettiği gecenin 24 saat sonrası ağır bir bunalıma girmişsin. Zaten hocam evet. Mağlubiyet gibi yani. Lig büyük ihtimalle bitmiş. Normal bir hangi hakla, bir dakika hangi tabii. Hakla hangi hakta sen 50 bin kişinin önüne futbolcularına küfür yemeye topluyorsun? Ben bu soruyu bir merak ediyorum. Hocam ben Abdülkerim abiden özür dileyerek şunu söyleyeceğim. Belki son söylememem benim lazım. Benim soruma hocam bak, ilk defa odaya şurasını tutarak geldi. Tabii çarpıntı var. Anjelo Pektor'u bak yemin ediyorum sana yalnız hocam. Yalnız bir şey söyleyeyim. Şurasını tutarak geldi. Fenerbahçe futbol takımının arkadaşlar. Su istedi. Bak hani şey değil oynamadı yani böyle Fenerbahçe şey değil. Fenerbahçe futbol takımının aslında bir numaralı eksiğini biliyor musunuz? Kalecisi yok abi. Bak sezon başından beri. Fenerbahçe futbol takımının iyi bir kaleci olsa. Şimdi İrfan Can buna bir şey diyemezsin çocuğa. Yani yeni geçmiş kaleye. Tecrübesiz, heyecanlanıyor normal ama Fenerbahçe futbol takımının sezon başından beri bakın kalecisine, yediği gollere bakın. Hakikaten kaleci çok önemli. Evet. Şimdi bir tarafta bakıyorsun Muslera, bir tarafta bakıyorsun Mert Günok. Hepsi çok formda. Çok da iyi oynuyorlar ama Fenerbahçe futbol takımının en büyük sorunu aslında kalede sorun var. Evet. Kalede sorun var. İşte bunu mesela Ocak ayında kaleci alacaklar diye duyduk. Olmadı. Abi ben anlamıyorum ya. Hakikaten anlamıyorum ya. Biz hakikaten futbol cahili falan mıyız ya? Biz farklı mı görüyoruz? Bunlar farklı mı görüyor ya? Ya bir adama Ocak ayında, bak Ocak ayında bir transfer yapıyorsan bu Ocak ayında takıma katkıdır. Katkı yapacak transferdir bu. Yani vurucu tim alırsın, vurucu tim. Ocak ayı transferi budur. Kim aldı Fenerbahçe? 10 milyon euro veriyorsun. Osterwolde'yle Samet'i alıyorsun. Kardeşim, ya tekrar hocam, söylüyorum. Günah boynuna. Al bir 10 tane. Milyon euro Osterwolde verilmesi bir transfer hocam, değildir. Hocam al bir tane santrafor. Başka bir iştir bu iş. Hocam bak al bir tane git bir tane kulübe. Avrupa'da git bir tane kulübe. Oynayan bir tane santrafora git. Sen Ali Koç'sun. Herkesle diyaloğun var. Bir sürü sponsorlukların var Avrupa'da kulüplerde de. Gideceksin. Bir tane çok önemli ya diyeceksin ki benim... Allah'tan ki Valencia'ya sakatlanmadı biliyor musun? Bir şey olmadı yani. Yine buraya kadar götürdü. Valencia'ya dün hoca örnek verdi. Icardi'ye de bir şey olsa Galatasaray'ın da işi çok zor. Ama Galatasaray çok uyanık. Arkadan gelen yok. Galatasaray ne yaptı? Galatasaray ne yaptı? Yaladı yuttu. Gomis'i affetti. O doğru mu? Rağmen. O doğru mu? Öyle duydum ben. Hocam yaladı yuttu denmez de. Yaladı yuttu hani denir. Derler ya. Ha, doğru seninle mu? Seninle evde görüşeceğiz. Hayır. Bekle 6 hafta sonra görüşeceğiz. Hocam şu denir. Yaladı yuttu diye. Ama niye? Hocam Galatasaray'ın Ali menfaatleri olacak. Akıllı davrandı. Galatasaray'ın Ali menfaatleri olacak. Akıllı davrandı. Tabii. Yalarsın artık bir takım prensipleri bir yerden sonra kenara bırakırsın. Dersin ki tamam kardeşim dersin. Bu siyasetçiler de böyle yaparlar. Bunu her şey yapar. Adam gidersin siyasetçisin. Ne o? Sokak gezmesine gidersin. Adamlar sana hakaret eder. Ya yapma dersin. Ha falan dersin. Duyuyoruz görüyoruz şimdi. Hep yapıyorlar alkışlarsın falan anladın mı? Mecbursun çünkü. Aynı bu da böyle futbolda da bu da böyle. Ben de olsam onu yapardım. Yalar hocam yutar. Konunun zaten Barış Alper'le falan. 8 hafta konunun... sonundan böyle yapardım. Bay bay.
Hocam konunun gerçekten bel ağrısı ve Barış Alper'le ilgisi yok. Bak o konuya şöyle bir çok üstü kapalı geçeceğim. Daha kötü hocam. Hocam sözleşme istiyor, sözleşme. Tamam, sözleşmeyi vermiyorum. Uzatın diyor. Vermiyorum. Gomis de maçtan sonra attığı tweet bence doğru bir tweet değil. Hani bizim programımızda açıklandıktan sonra dün. Olay net ve net şu. Sayın Dursun Özbek'ten ve Sayın Erden Timur'dan sözleşmesinin uzatılmasını istiyor. Sayın Erden Timur da diyor ki yeri ve zamanı mı şimdi kardeşim bu iş diyor. Ve sezon sonu oturur bakarız diyor. 38 yaşındaki adama niye ben sözleşme uzatayım diyor. Neyse maç sonrasında Fener ağlama diye bir bak, müzik açılıyor. Ertemciğim. Orada ve ortalık karışıyor. Buradaki üzücü durum ne biliyor musunuz? Ne olursa olsun bir futbol adamı 70 yaşlarında buraya misafir gelmiş. İçerideki bundan sonraki Saraçoğlu'ndaki herhangi bir maçta takıldığı an bütün stat Jorge Jesus'a belki de hiçbir teknik direktöre davranmadığı gibi çok istifaya... da umurunda Sinan Jorge Jesus. Hocam öyle deme. Ya çok hocam, da umurunda adam hocam ya. Öyle adam deme. Basıp gidecek. Hocam fark etmez basıp gitmek o kadar basit değil. Ne olacak? Yani kariyer kariyer. Ne kariyeri? Adamın 70'inde adamın kariyer sorunu mu olur? 6 numarayı getirsene bak. Abdülkerim abiye de göstereceğim. Üzücü bu durum. Ben üzülürüm. Ya o yani adam acıların en büyüğünü Benfica'da aynı haftada hem bu UEFA kupasını hem Portekiz ligini kaybederek yaşamış bir adama. Yani hocam hayatın, taraftar ya, Vietnam'da şey. Savaşmış gazi olmuş adama hocam, bar kavgası bir şey yapmaz hocam, kardeşim. Para, hocam, adam hocam, iki gecede kaybetti hocam, ya. Hocam ayrı bir şey. Burada da bu çok sevdiği sezon başı hepimiz yere göğe koymuyorduk abi. Öz babamız gibi görüyorduk diyor. Sinan abi, Abdülkerim abi, Ahmet hocam bakın bu görüntü öyle önemli ki. Maç sonunda Jesus aldı götürdü ya hani ortada konuşmaya başladı böyle. Saçma. Tribünler sen ne yapıyorsun diyorlar Jesus'a sizin gibi. Hocam sezon başından beri oynatmadı sahadaki lider, saha dışında da lider. Aldı Jesus'u hocam. Aldı Jesus'u götürdü oradan. Şu Arda Güler alıyor. Torunun yaşındaki oyuncu ona sahip çıkıyor. Taraftar, evet bak torunu ona sahip çıkıyor. Yüzüne bakmadın. Torunun, yazın, torunun sana sahip çıktı. Torunun. Bu Jesus'un. Arda Güler. Bu Jesus'un bir Fenerbahçe'de bittiği resimdir. İki, Jesus'un hocalık kariyerinin bittiği resim. Bu bir resim çok şeyi belli eder. 67 yaşında, 17 yaşında. Aralarında 50 yaş fark var. Yani Jorge Jesus şampiyonluk yaşarken Arda Güler daha anasında babasında bile değildi. Vitamindi. 67 yaşındaki bir melekelerini yitirmiş bir adam bunu düşünemiyor. Pek tabii ki. Hayat deneyimi çok az olan. Futbol deneyimi çok az olan Arda bunu düşünerek getiriyor. Hadi yürü gidelim hoca diyor. Çünkü yaptığı iş işti. Yaptığı iş hiçbir şeye uymuyor. Bu neye benziyor? Burada durup dururken mesela üstümü çıkartıp kendimi yakmama benziyor. Senin derler ki kardeşim. Mesela der ki seyirci. Oğlum Ahmet sen manyak mısın? Kendini niye yaktın? Çok enteresan bir şey söyledi. Seninki daha normal karşılan. Benimki işte burası evet. Şov. İşte burası şov olduğu için şunu diyebilirler. Ahmet Çakar, Çakar şov yaptı yapar, derler. Programın izlenilirliğini sözlü arttırmak için şov. Bunun bile bir mantığı var. Bunun bir mantığı yok. Bunun ne mantığı var? Ha anlarım. 6 puan öndesindir de bugün 4 puana düşer. Evet. Yaparsın. Evet beyler. Hala 3 puan öndesin de evet. 1 puana düşer yaparsın. Niye orta sahaya taşıdı Abdülkerim abi? Takımı niye ya orta sahaya götürdü? Herkes onu zannediyor ki o öyle yapan. Hadi Hasanlar seyirci, bence. Seyirci diyecek ki bak demek ki her şey bitmemiş. Nasıl hocamız diyeyim? İnanıyor, güveniyor. Ha. Anladın mı? Tepkiyi önlemek istiyor. Aklı sıra. Öyle tepki falan öğrenmez. Yani insanların burasına geldi yani. Bu rezaletler bir değil, iki değil, üç değil ya. Ama bir dakika şimdi Sayın Ali Koç'a şu soruyu soruyorum. Beşiktaş rezaletinden sonra 4-1'lik. Jorge Jesus'la önümüzdeki sezonun planlamasını yaptınız. Önümüzdeki sezon anlaşma cihetine gittiniz. Hiçbir şey yapamazsın hocam. Jesus da senin zaten başkan kalırsa ben de kalırım dedi. Her şeye taraftar kalamaz kardeşim. Jesus şampiyon da olsa kalamaz. Her şeye şampiyon olsa kalır da her şeye taraftar karar verir. Her ya şeye Jesus taraftar karar verir. Jesus şampiyon falan olamaz kardeşim. Ya olsa bile kalamaz. Ya ben haftalardır söylüyorum millet beni... Kimisi diyor ki çok umutsuz bir adam bana, tamam mı? Kimisi de diyor ki totem yapıyor. Ya ne totemi, haftalardır söylüyorum. Ben fikstüre bakıyorum. Kalan maçlara bakıyorum. İkili avaraja bakıyorum. Maç hangi statta oynanacak? Son maç oraya bakıyorum. Kadro karakterine hepsine bakıyorum. Hepsine bakıyorum. Haftalardır diyorum Fenerbahçe şampiyon olamaz diyorum. Bugün maçtan önce acaba mı falan dedirtti bana dünkü hiç beklemediğim Galatasaray beraberliği. Acaba. Bana bile acaba mı dedirtti. Hani acaba mı? 20 saat sürdü ya. Bir taraftar yazmış evet. Ya. 20 saat. Acaba'ya bile 20 saat. Sevinci bize çok gördünüz demiş. O kadar demiş. Evet ona bile bizi çok görüyorlar. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani böyle komedi olur mu kardeşim?
Ya ben zaten şampiyonluk için Fenerbahçe'yi tutmadığımı yıllardır söylüyorum. Ben Fenerbahçe 100 yılda şampiyon olmasa, Allah bana 100 yıl ömür verse, ben Fenerbahçe'yi bırakır mıyım? Mümkün mü? Değil. Benim derdim şampiyonluk değil. Ama hani şampiyon olmasan da ya bize şu heyecanı yaşat bari ya. Hani son haftalarda bir heyecanla yaşayalım, bir şey olsun. Ona bile izin vermiyorlar ya böyle amatörce yaptığı şeylerden. Yani yazık, günah. Vallahi bugün Arda Güler'e çok üzüldüm. Bak o Arda Güler şu anda, bak Arda Güler şu anda iki tane harika gol atmış. Bence maçın yıldızı değil mi? Maçın yıldızı. Kesin, tabii. İnanın şu anda dünyanın en mutsuz insanıdır. Bak iki gol atmış, evine gitmiş değil mi? Kariyerinde bir parlak sayfa daha açtı bugün bence. Ve çok kişi bugün demiştir. Çok iyi oyuncu. Çok iyi oyuncu bu demiştir. Hani Avrupalı falan izleyenler de demişlerdir ki lan bu geleceğin Messi'si olabilir diye. Onun gibi böyle bir ara biliyorsun 7 kişiyi birden geçti, 6-7 kişiyi. Avrupa sayfalarını paylaştı. Şimdi bu çocuk inanın bu gece en üzgün odur biliyor musun? Futbolcular içerisinde en üzgün odur. Ve bu adam inanılmaz bir şey yani. Bak ben açık söylüyorum. Çok futbolcu seyrettim ben. Cemil Turanları, şeyleri, ne o? Gökmen abileri, Yasinleri, Galatasaray'da Büyük Mehmetleri, Fenerbahçe'de Cemil Turanları, hatta Ziya, rahmetli Ziya abiyi bile, Allah Ziya Kengürleri. Ondan sonra kendisiyle oynadım Selçuk Yulalar, Allah oynadım İlyas. Ben çok büyük futbolcular seyrettim. Rıdvan Dilmen, bunların benim için başta gelenidir. Sergen Yalçın falan. İddia ediyorum, bak Allah ne sonu ne gösterir Allah bilir. İddia ediyorum, hepsinin üstünde bir yeteneği var. Bak evet, hepsinin üstünde bir yeteneği var. Çünkü ben seyrettiğim, beraber oynadığım bu Türkiye'nin süperstarları 17 yaşındayken Arda'nın çeyreği bile etmezlermiş. 17 yaşındayken. Bu adam 17 yaşında he. 17 yaşında bu çocuk. Maşallah. Bu çocuğun Allah nasip ederse, sakatlık, kaza bele vermezse 7 yıl sonra 24-25 yaşındaki halini düşünebiliyor musunuz hocam? Bak bu çocuk bütün bu işleri 17 yaşında bir çocuk yapıyor. Stili kime benziyor biliyor musunuz? Çok abartılı olacak belki ama. Stili. Messi. Çalımları değil mi? Dışarı. Yani abartı hareketi, değil hocam. Dışarı. Abartı falan Messi değil hocam. Sıratli. Abartı değil hocam. Messi, tamam, Messi çok daha deneyimli. Abocuğum sana mesaj var yine. Sevgi Ethem Sancak'tan. Ethem abiden değil mi? Apo'yu çok seviyorum. Ethem Bey'den mi? Apo'ya saygı duyuyorum. Hocaya bizi sevmiyor yani Ethem Bey. Yok hocaya çok selamlar. Çok seviyorum Apo'yu. Aman Apo'yu diyor. Kaptan diyor. Teselli et diyor. Biz bu hafta diyor Galatasaray'ı yeneceğiz. Fenerbahçe şampiyon olacak. Ama bu Jesus artistini kovsunlar diyor. Ethem Sancak'a sana mesajı. Jesus göndersinler mi diyor Ethem Bey? Tabii ya. Artist şimdi. Ya beyin ölümü gerçekleşmiş bir adamla karşı karşıya. Galatasaray'ı yeneceğiz hocam, diyor. Öyle demeyelim. Ethem haber öyle diyor. Sevgili Ethem Sancak öyle söylüyor. Ethem Bey'in... Ethem bir dakika Bey'in, ben beyin derken... Jesus Bey'in. Bana çok iyi geldi. Ölümü demek istedim. Jesus Bey'in. Şimdi Ethem Bey'in tesellisi bana çok iyi geldi. Sevgili Ethem Bey, çok rahatlattınız. Allah sizden razı olsun. Çok rahat. Mesela şu anda İtalyanlardan bir tanesi yayına gelir misiniz? Hemen gelir oturur. Ethem Bey yayına gelir misiniz? Hala vaktimiz var 20 dakika filan. Ama hocam o şimdi siyaset yapıyor. Şimdi maç sonrasına bir gidelim. İstenmeyen bir görüntü. Keşke o arkadaş kimse bu talihsiz durumu yaşatmasaydı orada. İnsanların zaten sinirleri hoplamış. Bir provokasyon gözüyle bakıyorum ben. Yani orada taraftarın canı yanmış. Orada kardeşini tanımıyor adam yani. Bak babasını tanımıyor. Ne hocam olmuş bak, bir göster sen. Ya. Görelim. Allah Allah. Merak ettim ya. Gelsin ekrana bir gelsin. Abi Galatasaray'dan da Kadıköy'de Fener Ağlama meselesi açıyor. Evet. Fener Ağlama meselesi açıyor. Yani böyle şey Fener Ağlama diye meselesi açıyor. Öyle şey nerede yapıyor bunu? Kadıköy'de stadın önünde hocam. Dayak yemek herhalde onun için çok sempatik bir şey. İdare etmiş o. Lan dayak yersin oğlum, deli misin sen? Mazoşist olabilir. Hayır, hasta mısın sen evladım? Mazoşist olabilir diyorum. Mazoşist. Hocam böyle bir şeyin olması gerçekten akıllara zarar bir olay. Yani bunu nasıl yaparsınız? Çok basit. Bak vuranları, bak orada bağırıp çağıranları yaptıkları iş değil, o ayrı. Ama hocam tahrik ediyorsun ya. Bu tahrik değil, bak provokasyon nedir bilir misin? Provoke edersin ama kendini korursun. Kendini korursun. Burada provoke ediyorsun. Üstelik kendini koruyabileceğin bir imkanın yok. Linçe girer. Bak orada bir Galatasaray bayrağı olur arabanın içinde. Saldırırlar ona bir şey demek. Hocam herkes... Ama hocam... Hocam herkes inanıyor ya. Ne? Bu hafta Beşiktaş Galatasaray'ı yenecek. Bak Umut Güner sana selam söylüyor hocaya. Umut'a çok selamlar. Yeneceğiz diyor. Biz diyor Galatasaray'ı bu hafta yeneceğiz diyor. Ben sana söyleyeyim Fenerbahçe'ye şampiyon olacaktı Umut Güner. Ya Beşiktaş Galatasaray'ı yensin Beşiktaş'ta düşünür mü? Çok selam söylüyor Umut Güner haklı sana. Haklı olarak şöyle düşünüyor. Selam Umut abi. Biz de yaşamışlık seni diyor. İki günde nerede diyor. Ya Umut Başkanıma çok selamlar Umut Başkanıma. Hani gidiyorduk yemeğe.
Bekliyor hocam, ofise gelmiyorsun ki. Hocam, çağırdığınızda gelmedik. Hocam her dakika ofisteyiz hocam. Hocam hep çağırıyor, Levent hep söylüyor. Levent de gel, Umut Güner orada. Türbe hocam, gibi hocam, herkes geliyor. Bir maçı türbe gibi ya. Ofis. Herkes geliyor. Türbe dedi ya. Umut Hazretleri, Umut Güler Hazretleri, herkes geliyor. Sevgili seyirciler, görüntüler bunlar. Söyleyecek bir şey yok. Lütfen son haftalarda aman dikkat diyorum bakın. Aman dikkat, ne olursunuz yanınızdan gelene geçene dikkat edin bu tip durumlarda. Provokatörler çok. Provoka ederler. Seçim yaklaşıyor. Lig sonu yaklaşıyor. Bakın Türkiye'de futbol ve siyaset çok tehlikeli. Kapatın kulaklarınızı, gözlerinizi, görmeyin, duymayın, bakmayın, konuşmayın. Yürüyün gidin. Bak bu tür hareketlere provokatör denmez. Buna ne denir biliyor musun? Dalla başlar, fişekle biter. Dal fişek hareketlidir buna. Yanlış mı Ersin At? Provokasyon çok böyle doğru değil. Doğru söylüyor hocam. Ama bu yanlış bir şey bu yani. Bu cahillik. Ya bir tane bir fotoğraf var. Cahillik de bir şizofreni acayip gibi bir şey. Bir ya. Tane fotoğraf acelim, var. Beni yok mu? Beni de acil yemek mi bir şey bu? Arkadaşlar. Hocam. Ne? Şunu çok Ethem acil Bey'den. Yayına hazırla. Yok hocam, Ethem Bey değil. Hocam bu sefer de Rezan. Oo, Rezan avukat Rezan. Rezan Özdemir diyor ki. Biraz zor öğrenler. Bir hukukçu olarak ben de bunu söyleyeyim sana hocam. Çok zor. Biz de Beşiktaş'ı orada da yeneriz dedi Rezan Özdemir. Zaten bir Galatasaray Beşiktaş'ı orada yenerse. Ertesi yani pazar akşamı değil buradan abi, Jesus, hangi parçaya girersin? Galatasaray parçasına girersin. Hocam şöyle bir şey yapabilir bitti. Miyiz? Özür dilerim, dinleyemedim son 10 saniye. Bir daha söyler misiniz? Rejiyle konuşuyorum. Problem değil. Bir şey var Devrim abi. Jesus bana kızdı. Alkış yapıyordu. Tribünlere ben de iki elimle orta parmak yaptım. Ona çıldırdı Jesus. İsim verme ama. Kim bunu yapan? Yazacak şimdi Devrim. Şimdi... Jesus'un basın toplantısına geldi ama hocam tartışmalı pozisyonlar bak. Herkes onu bekliyor. Tekrar söylüyorum. Her şeyi, bütün bildiklerinizi, seyrettiğiniz futbolu falan unutun. Tamam? Tamam. Cuma günü Türkiye Futbol Federasyonu. İki İngiliz hakemi getirseydi veya bir İtalyan, bir İngiliz. Tamam. Dünya çapında. Örneğin. Tamam. Kim İtalyan? Senin adamın? Orsato. Dariel Orsato'yu getirseydi. İtalyan'ı uzun boylu. Öbürü de Martin Taylor olsun. Anthony Taylor olsun. Anthony Taylor, Martin bunlar Taylor Avrupa'nın yazar. İlk beşindeki iki tane hakemi getirseydi şu anda puan farkı 3'tü. Niye? Ne Taylor İngiliz ne de Orsato İtalyan. Müziği mi? Dünkü Galatasaray'ın 3-1 iken 3-2 yapan 45 artıdaki penaltısını vermezdi. Vermezdi. 2. Aynı İtalyan veya İngiliz hakem Raşita'ya yapılan penaltıyı da vermezdi. Mamafi o gol olmadı. Mamafi. Bugün de İtalyan veya İngiliz hakem olsaydı daha 5. dakika, 3. dakikada Pedro'nun attığı, kafayla attığı, kaleciye foul. Sonra Salah'ın önüne düştü. Salah yattı da Pedro ile çarpıştı, evet, değil mi? Evet. Foul falan yok. O golü verirdi. Belki maç ondan, sonra, şey yapmadım diye maç ondan sonra 4'e 5'e giderdi. Gidebilirdi kesin değil. Hadi geç onu. 2-0'dan sonra Ferdi'nin kramponundan çekip vücut dönerken koluna çarpan topa penaltı falan hiçbiri vermezdi. Dün bence Galatasaray 1 puan alamazdı. Bugün de Fenerbahçe bence 3 puan alırdı. 6 puanlık fark 3'e düşer. Görüntü bu hocam. Yahu bakın böyle bakarsan, böyle bir görüntü yok. Böyle bakarsan penaltıymış intibasını verirsin. Niye? Fotoğraf tabii ki. Fotoğraf mı? Çünkü top öyle ayaktan gelmiyor. Ayaktan çarpıyor. 1,5 metre mesafeden Ferdi atlıyor. El açık bak. Bak şöyle açık. Tamam. Atlıyor. Dönüyor. Şut çekecek diye. Kramponuna çarpıyor top. Vücuttan tamam. Çekerek arkası dönük koluna çarpıyor. Böyle bir penaltı. Penaltının temel ruhuna. Ha vücuttan çeken hiçbir top penaltı olmaz mı? Olur. Nasıl olur biliyor musun? Adam 8 metreden şut çeker. Ben ellerimi voleybolcu gibi ayağa kaldırırım. Tamam. Top kafamdan bu elime çarpar. Vücuttan sekti. Hayır o penaltı. Çünkü böyle çıkamazsın topa. Smaç şeklinde çıkamazsın. Tamam. Burada Ferdi oyun icabı dönerken çekiyor topu, arkasını dönüyor şut çekerken. Bunlar hep futbolun doğal şeyinde var, nizamında. Orada top açık koluna çarpsa tartışırım penaltı. Ayağından sekip koluna geliyor. Bu görüntü yanlış. Bu görüntü bizi bozar. Mesela bu görüntüyü maçı hiç izlememiş bir adama göstersen. Ama bak kolu açık, hatta hafif de yukarı doğru. Top koluna çarpıyor kardeşim diye bir hayır. O top koluna ayağından sarkarak gidiyor. Çarparak gidiyor. Peki diğer pozisyonu zaten söyledi hoca. Başka var mı pozisyonumuz arkadaşlar? Başka da bir şey görmedim ben. 4 numara
Bu, hayır. Geç onu geç. Hocam geç bana onu, bu geç. Çok net penaltı geldi. Hayır abi bak niye değil? Kafaya çıkarken rakibe elini şöyle orada koyarsın. Orada bütün kamuoyu penaltı dedi hocam. Ya hangisine? Bu pozisyona. Ya değil penaltı. Fenerbahçe'nin verilmeyen bir penaltı. Hayır efendim penaltı falan değil. Onu öyle değil. Ben de bakıyorum. Yani buna da penaltı diyor. Bence net penaltı hocam. Hocam fikrin senin tamam. Hani o kamuoyu diyor. Şura hocam net penaltı. Hala anlatamadığım bir şey var. Kamuoyunun ne dediği saygı duymakla beraber beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Benim de dediğim kamuoyunu ilgilendirmeyebilir. Onların sorunu. Kafaya çıkan karambolde geliyor. Adamın arkasından elini şöyle omuza dayayarak çıkıyor. Top burası. Öyle bir penaltı yok. Yok böyle bir penaltı. Yok böyle bir penaltı. Eğer o penaltıysa Ferdi'ninki de penaltı, dünkü Galatasaray'ınki de penaltı. Hocam bir şey söyleyeceğim ama işte Fenerbahçe... İşte Fenerbahçe değil. Fenerbahçe hayır, şu penaltı an, değil. Fenerbahçe taraftarı şu anda kendisine penaltı, bu ikisi de penaltı değil. Hocam yanlış anlamayın, sizle ilgili değil. Evet. João Pedro konusunda öyle bilmem neyle faul Fenerbahçe. Nasıl olsa yürü. Buradan Fenerbahçe'nin pozisyonuna penaltı, Fenerbahçe'nin değil penaltı. Nasıl olsa yemeyelim. Değil. Bir dakika arkadaşlar, hocam. Kulak hep Fenerbahçe olunca gri pozisyon olarak kalıyor. Müsaade. Herkes bu pozisyon Fenerbahçe alıştırıldı resmen bu durumlara hocam ya. Başka bir şey söyleyeceğim. Kulak yemeyelim. Bu penaltı şu pozisyonun penaltıyla uzaktan yakta alakası yok. Fakat Kadir Sağlam. Kadir Sağlam o penaltıyı niye verdi? O golü niye iptal etti bilen var mı? Yok nereden bileceğim? Yok hocam. Ben size söylüyorum. Söyle. Kadir Sağlam kim? Kim? 10 gün önce Başakşehir Galatasaray maçında, Türkiye Kupası maçında tırnak içinde Galatasaray'dan alıp kupayı yani tur atlamayı Başakşehir'e veren hakem. 10 gün önce. Çok fahiş hatalar var benim kriterlerime göre. Kadir Sağlam bugün maça çıkarken diyor ki aman bilekte bir şey yapıp da Fenerbahçe'ye Galatasaraylılar zaten bizi de yedi Fener'i de kollasın demesinler diye Fener'in aleyhine geldi çaldı. Hocam Avara'da verilmedi mi? Bundan bir hafta önce mi, 10 gün önce mi, 15 gün önce? Bir tane Fenerbahçe'nin bir maçında da Avar olarak atandı. Avar'a bir bak. Avar değil, Avar. Futbolu sayıyor. Futbolu. Peki. Futbol orta sahayı sayıyor. Ortadaki hakemi sayıyor. Hayır, VAR'a başka bir hakem verildi. İsmini hiç duymadım. Avar'a Kadir Sağlam verildi Fenerbahçe maçında. Şimdi o da çok enteresan. Soralım. Halil Umut Meler zaten o gözleri birbirine yakın olan adamdan ben çok korkuyorum. Bugün eğer maçın hakemi, VAR hakemi Halil Umut Meler miydi? Önce bunu teyit edelim. Evet. Halil Umut Meler. Teyit edin. Evet, Halil Umut Meler. Hocam. Şimdi Halil Umut Meler sana soruyorum. İlk iptal edilen golde faul verdi. Faul var mı? Fenerbahçe'nin Atilla Salah ile attığı golde. Var mı? Ben ona gol veririm hocam. Tartışmam bile onu. Adam gol. Geliyor Pedro'ya çarpıyor. Hocam Okan Burak'a sorsan, Erden Timur'a sorsan çarpışma gol derler ya hocam. Bir dakika. Fatih Tekke kardeşim sana düdüğü verseydik. Fatih Tekke'ye. İlk 5 dakika sen yönetleseydik o golü Fatih Tekke İstanbulspor antrenörü verirdi. Şimdi Halil Umut Meler'e soruyor. Şimdi kenardan da bazen VAR'dan da işi opar edersin. Şu penaltıyı versene bakayım Ferdi'ye yapılan penaltıyı bir Avrupa maçında versene. Sen niye Galatasaray Fenerbahçe maçında vermedin? 85. dakikada benzer bir pozisyonu sezonu geçen sene ya da. Onun için çok büyük enteresanlıklar var. Neyse. Ne oldu Ertem? İşte bu Fenerbahçe şimdi takımı görüyorsun değil mi? Yani bugün bariz doğransa bile bir futbolcu grubu var. Konuşturtmuyor hakemi. Bizi konuşturtmuyor. Yani ben hakeme dedim ya. Anket 3-2 mi? Bitirse maçı. Burada Halil Umut Meler'e meletecektim onu bugün de. 3-3 olunca bu sefer kendi ucumuza dönüyoruz. Yani siz nasıl bu işe yol veriyorsunuz? Yani 2-0'ı koruyamıyorsunuz. 3-2'yi son 1,5 dakika gayret gösteremiyorsunuz. Yani mağlubiyete inanmış sondaki takım bile size gol atıyor abi. Tek kişiyle. Yani bu kadar mı basiretsizsiniz? Daha ya kötü bir şey yakaladın. Bu kadar mı kötü futbolcularsınız ya? Daha kötü bir şey yakaladın. Bu kadar Apo, mı ya? Apo. Yazıklar olsun ya. Beyin ölümü gerçekleşmiş. Akli melekeleri gitmiş. Jesus'un ispatı. Yazıklar olsun. Başlar diyor ki hakemlik bir şey yok. Vallahi diyor yazıklar maçta olsun. Ertem duyuyor musun kardeşim? Duyuyorum hocam. Jorge Jesus bugün diyor ki maçta hakemlik bir şey yok. İsyan etmen gereken isyan edeceksen. Öyle diyor hocam. İsyan edeceksen şey bugün edeceksin. Hakemin yanına gitmeler, afralar, tafralar yapmalar. Bazılarında hakem haklıydı. Bugün hakemin iki tane majör, sonucu etkili hatası olmasına rağmen hakem iyiydi diyorsun. Sen bitmişsin Jesus. Futbol bunaklığı iyi bir şey değildir. Futbol bunaklığı olursa torunun yaşındaki bir çocuk seni dayı ne yapıyorsun deyip orta sahadan çeker alır götürür Arda Güler'in yaptığı gibi. O şimdi kendi oyuncusuna da maç bitince uyuz olmuştur. Hocam bakma oraya çektiğine. O şimdi kendi oyuncusuna da uyuz olmuştur. Hakemi onun için es geçmiştir. Ulan
2-0'ı koruyamadınız. O zaman alma Samet'i, alma oyundan. Şu 3-2'yi koruyun diye. Samet'i alma oyundan. Oyuncuya da kızmıştır yani. Oyuncuna da kızmıştır. Kardeşim Samet'i niye alıyorsun? Sıcak adam. Ya vücut hocam, sıcak. Hiç değilse şişirecekler. Samet'ten daha ötesi. İki tane ön liberonun ikisini birden çıkarıyor. Evet, İsmail Yüksek tabii orada duruyor. Ya hiç olmasa dalga kıran gibi. Arao'yu alırsın onun yanına. Forvet'ten Pedro'yu çıkarırsın. Atar topun önüne kendisini. Ya birini çıkarırsın, anladın mı? Yani böyle olur mu hocam ya? İki tane ön libero'yu birden çıkarıyorsun. Crespo'yla evet. Şey, Arao'yu sokuyorsun. Evet. Yani bunu dünyada iki ön liberosunu aynı anda çıkarıp yeni iki tane ön libero koyan teknik direktör bütün Avrupa liglerini seyrediyorum, hiç görmedim. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Hmm. İlk defa. Ya bırak oynasınlar ya. Ya bilmiyorum arkadaşlar, anlamadım ya. Yani ya. İki ön libero buradan çıkar mı ya? Elleme ya. Elleme kardeşim ya, ya. Bırak çok oynasınlar vallahi ya. Vallahi pes ya. Jesus'u seyredelim mi? İzleyelim. Jesus yani. Ne demiş? Bir görelim bakalım. George Jesus neler söylemiş. Ama Fatih Tekke ve öğrencilerine helal olsun. Yani son dakikaya kadar helal inanıyorsun ya. Tek oyuncuyla atak yapıyorsun ya. Bir tane oyuncuyla atak yapıyorsun. Tacdan gol atıyorsun ya. Giresun'u yenerlerse kümede kalır. Hocam zaten yenmese de kalır. Hocam Giresun bir de Hakan Keleş'e bugün taraftarla kavga çıktı arasında. Öyle mi? Tabii çocuk en son maç bitince bir şey söyleyeyim mi sana? Ayrıldım dedi. Büyük ihtimalle Apo, bırakacak maç galiba. Maç 4-0'du. Ben maçı seyrettim. Giresun'dan... Ya 4-4 olurdu biliyor musun? Giresunspor taraftarı. Bak Giresunspor taraftarı. 6 tane gol kaçırdı. Biraz ısta bak. Biraz desteklese takımın var ya. Evet. O maç 4-4 falan olurdu biliyor musun? Orada da şöyle bir şey abi. Ben VAR'la Zorba bak, küçük. MHK'de de enteresan şeyler oluyor. VAR'daki başka bir şey söylüyor. Zorbay Hoca gidiyor, tamam mı? Hayır diyor. Ben ikna olmadım diyor. Evet. Ben seyretmedim. Sonra bir daha gidiyor. Ama. Yine ikna Giresun olmadım maçı diyor. Anlattım sana. Giresun maçı. Anlattım. Sen Zorbay Küçük'ü orta hakem haklı buldun. Evet, Zorbay tamam. Küçük'ü haklı buldum. Haklı buldum. Adam maçı devam ettirdi. VAR'dan çağırdılar. Gel penaltı ver diye adama. Çünkü öyle oluyor. Artık VAR çağırdı mı %99.9 değişiyor. Penaltıyı veriyorsun. Tamam ya mı? Sen etkileniyorsun. VAR'cıya diyor ki sen ver diyor. Tabii. Sen ver. Çünkü senin önüne ağır çekimi koyuyorlar. O giden adam izleyen bizim gibi izliyor. Evet. İkide bir ağır çekimde el kalkıyor, top düşüyor. Orta hakem mecburen boğuluyor. Bugün Zorbay Küçük penaltı vermedi. Çağırdılar şeye, VAR'dan Zorbay Küçük'ü. Başakşehir kalecisi bir adımdan adamla karşı karşıya iki elini handball kalecisi gibi açıp iki ayağıyla birlikte kendini yere attı çocuk. Bir adımdan olduğu için Giresunlu da oyuncu bir vurdu. Başakşehir kalecisinin elinden çekti, top gitti. Evet. Tabii kaleci böyle atladığı için top gittikten sonra o oyuncu da Giresunlu oyuncuyla arasında bir adım var. Otomatikman ayakları birbirine çarpıştı. Evet. Giresunlu oyuncu da yere yattı. Hakem de Zorbay Küçük aferin devam ettirdi. VAR'dan çağırdılar. Gel penaltı ver diye. Kalecinin ayağı darbe var diye. Gitti baktı. Yok penaltı dedi. At taçla başlayın dedi. Aferin Zorbay Küçük. Dün o şeyi gördün mü? Adana'nın spor maçında o yakuya verilen penaltıyı. Allah o da kahretsin komedi, sizi. O da komedi. Allah kahretsin. Hocam ne oraya diyeyim? Gitti mi? Kendini mecbur hissediyor niye adam ya. Hayır de ya. Ha işte bak bugün Zorbay Küçük hayır dedi. Hayır dedi. Şimdi bugün de Halil Umut Meler bir melemelik yaptı. Meledi. Gel buraya gel penaltı ver diye. Gittin baktın. Sen soyadın gibi. Eğer sağlamsan Kadir Sağlam. Gidersin bakarsın pozisyona. Ya dersin Halil abi. Kardeşim beni çağırdın da. Niye bunun için çağırdın? Yani adamın topuna vurmuş. Adam topa bakmıyor. Eli böyle vermezsin penaltıyı. O zaman hakem olursun. O zaman soyadın gibi sağlam olursun. Peki bir de şimdi soruyor. Atilla Sayın maçın başındaki attığı golde. Halil niye çağırmadın hakem? Niye çağırmadı kardeş işte? Burada faul yok. Ne faul ya? Desene. Halil şimdi pazar günü derbi yönetecek. Bu maça niye VAR yapıyorlar abi? Pazar günü o yönetmeyecek maçı. Bence o yönetecek. Bence Abdülkadir Bitigen yönetecek. Bakın bütün bunların... Ben Halil diyorum. Nasıl Abdülkadir Bitigen? Başbaya. Hocam ben Beşiktaş olsam istemem ki. Niye? Ne demek? Ben Gaziantep maçında hakemi kimdi? Hangi Gaziantep? Bir dakika Beşiktaş istemem ki değil. Galatasaray... Bir dakika. Abdülkadir Bitigen değil miydi hocam? Gaziantep Beşiktaş maçında Enkudu. Hayır. Takımların isteğine göre mi hakem vereceğiz? Beşiktaş Galatasaray'ın derbisi bana göre Halil Umut Meler olacak hocam. Bilmiyorum. Eğer o maçı Halil Umut Meler olacak diyorsun. Olabilirdi tabii de. Ben sanki Abdülkadir Bitigen diye Zorbay olmaz. Zorbay. Hocam bak o zaman sana bir şey söyleyeyim mi? O zaman Fenerbahçe'nin yerinde olsam ortalığı ayağa kaldırırım. Aklıma bir tane şey gelir hocam. Niye Beşiktaş Galatasaray maçına Halil Umut Meler'i veriyorsun derim. Sen benim golümü vermemişsin. Ya hocam bak altından çok zeki adamsın. Altından çok şey ya geçer onun. Yani, işte bak Ertem'cim ben hocam, doğru bak, söylüyorsun. Golü vermeyen VAR'daki Halil Umut Meler eğer
Bu nedir biliyor musun hocam? Bravo oğlum, tebrik ederim, derbi senin demektir. Bu kadar basit. Aynen öyle. Şimdi Ertem'cim bak, tamam, biraz... Tamam, Fenerbahçe'nin futbolu kötü de. Biraz insanlar şimdi bizi dinleyen insanlar diyordur ki... Abdülkerim abi ya da benim yaşımdakiler diyordur ki... Abdülkerim Bey, kendinle çelişkiye düşüyorsun. Hem ben hakem demiyorum, futbolculara dalıyorsun. Hem de programın sonunda hakemlere isyan ediyorsun diye. Ama ben konuşmamın başında bir şey söyledim değil mi? Konuşmanın başında değil, programın ortasında evet. Defalarca hep defalarca söyledim. Defalarca dedim ki 3-2 kardeşim bitseydi bu maç... ben burada Kadir Sağlam'ı çürük yapacaktım. Diyecek. Halil Umut Meler'i de meletecektim. Ama bana öyle bir şey yapıyor ki Fenerbahçeli futbolcu bana... öyle bir eziyet ediyor ki benimle beraber 30 milyon insana. Yani hakem dedirtmiyor bize ya. Ahmet Çakar hani görevi olduğu için, eski bir hakem olduğu için tabii ki pozisyonları değerlendiriyor. Ben de pozisyonlarda aynı öyleyim. İsyan ediyorum ama... benim futbolcum benim bu hakkımı bile elimden alıyor Ertem. Derdim bu ya, şampiyonluk derdim değil ya. Bu futbolcu nasıl bu kadar o dakikada vurdum duymaz olur? Nasıl 2-0'dan 2-2'ye getirir? Nasıl son bir dakikada komedi gibi taçtan gol yer? Nereye bakıyorsunuz? Nereye dalıyorsunuz? Derdim bu. Ben çelişkide değilim. Ben hakemin ne haklar yediğini görüyorum. Jorgeleşli demiş bak bak. Ama ayıp. Sinan ayıp. Abiye bir yani soru soracağım. Ben futbolcu milletini böyle aradan tereyağı gibi atanlara kızıyorum ya. Evet. Sinan abi bir soru sorabilir miyim? Tabii ki hayatım. Ayıp. Buyur. Sen bugün Fenerbahçe İstanbulspor maçında VAR'daki hakemsin. Evet. Ben de Ertem Şener'im. Evet. Sen bana ısrarla desen ki Erto oğlum faul var orada, faul. Ben belli bir noktadan sonra derim ki. Bir bakayım ya. Tamam. Hayır, Sinan ben abi katılmıyorum derim. Be ya. Tamam Sinan abi dersen. Şimdi as üst ilişkisine baktığın zaman hocam Kadir Sağlam. Halil Umut Meler orada bir şey dediyse verme golü. Bilmiyorum. Çünkü VAR kayıtlarını gördük hocam Galatasaray, Sivas Galatasaray yani maçında. Yani Halil mi diyorsun verdirdi diyorsun. Hocam o verdirmiştir değil, tabii %100. Sivas Galatasaray maçını hatırla hocam. Evet. Hakem kendinden emin değil. Onu anladım. Ne yaptı bugün Halil diyorsun? Bugün Halil Umut Meler dediyse Kadir Sağlam'a. Ne? Kardeşim bak iyi seyret. Neyi? Şeyi seyret. Joao Pedro'nun golünü hocam. Şey pozisyonunu. Öyle olmadı. Atilla Zalai'nin pozisyonunu. O Atilla Zalai'nin pozisyonunda hakem bizzat kendisi önce. Faul verdi. Yani golle bir de faulü verdi. Ona Halil Umut Meler şöyle diyebilir. Demesi lazım. Kardeş bence faul değil. Kaleci çarpıyor, git bir daha bak. Hocam ama bak iyi hatırla. Ne demişti Sivas Galatasaray maçındaki ses kayıtlarını dinledik. Onu anladım. Ne diyor hocam? Vardakilere diyor ki emin misin? Emin misin? Kardeş, tamam o zaman sizi dinleyeyim ben. Kendi bildiğini de unutuyor adam. Fiziki mantık içinde söylüyorum. Golü verse anlarım. Golü verse o değil. Golle birlikte düdüğü çaldı Kadir. Ondan sonra Halil Umut Meler şunu diyebilir. Bir, Kadir bence faul yok. Haybe'ye golü iptal ettin, gel bir daha seyret. Veya taşın diyebilir. Tamam Kadir vermişsen faulse faul, faul. Tamam. Şimdi bu senin dediğin ötekiye uymuyor. Penaltı pozisyonu ya. Penaltı pozisyonu. Penaltı başka. Penaltı başka. Penaltısında Halil Umut Meler'e sormak lazım. Gel lan buraya diyeceksin. Ben MHK başkanı olsam gel buraya gel. Türkiye'nin bir numarası. Avrupa'da da ilerliyorsun. Şu penaltıyı nasıl verdin? Bir söyle bakayım. Sen ayaktan sektiğini görmedim. Yarım metreden şut çekildiğini görmedim. Adam vücuduyla dönerken gayri inşiyaki ayağından seken topun koluna çarptığını görmedim. Hakem zaten penaltıyı vermiyor. Devam ediyor maç tabii hocam. Ki. Tabii ki hakem vermiyor. Ya zaten penaltı olduğunu zaten biz de maçı seyrederken görüyoruz. Bir şut var. Çok yarın, yakın çok. Yarım metre bile değil. 30 santim. 30 yani böyle 30 santim. Tık 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 tık. Tık diye vuruyorduk görüyoruz zaten onu. Ama evet. Dedim ki ha bunu dedim vermez de böyle penaltı mı olur dedim. Ona baktım dinliyor. Ulan ne dinliyor bu dedim. Bir baktım bana gidiyor dedim verdi. Bana gitti mi kurtuluşun yok. Aynen. Hadi biz de Jesus'u dinleyelim. Gidelim abi dinleyelim, yoksa dinleyelim ben. Hocam. Bravo güzel söyledim. Jesus bir gelsin. Evet evet. Yani hocam bir şey söylüyor ki biz profesyoneliz. Taraftar. Kardeşim müsaade eder misin? Zaten cevabı veriyorsun. Kardeşim. Sen profesyonelsin. Yarın gideceksin o taraftar. Çok kibarsın. Beyefendiciğim siz buna mısınız niye? Bugünkü hakemi sorumlu tutamam. İşte hakemin iki tane hatasını söyledik. Ayrıca defansif olarak hata yapmadık diyor. Birinci soru. Eze penaltıda. Eze gitti. Üç kişiyi geçti. Ali Oski, evet. Atilla. Peki hocam, daha kötü. Samet'in ayağına çarptı şanslıkla gol oldu diyor. Öyle nasıl yakalanıyorsun? İkiye birken, bravo hocam. İkiye birken nasıl yakalanıyorsun? Sağ beklerde atıyor bomboş gidiyor adam. Bravo. Oraya nasıl bravo öyle yakalanıyorsun? Bravo hocam, bravo. Öndesin, mağlup şeyini olsan. Kaybetmiş. Mağlup olsan ne? Anlarım, risk alıyorsun. Tamam, ileride kaldı sağ bekin. Hiçbir türlü. 2-1 öndesin. Maçı bitmesi 20-25 dakika var. Evet. Orada sola atıldığı vakit sağ bek nerede? Nasıl yakalanıyorsun öyle?
Tam budamış bu adam ya. Bu defa bak Fenerbahçe'nin yediği gollerde defansif organizasyondan bir sorun yoktu diyor ya. Yalan. Ben bunu inanamıyorum. İnanamıyorum ne demek istediğine. Evet. İkisi de bariz defansif hatalar. Samet'in ayağına çarpması tabii ki hata değil. Samet'in hatası değil. Ama öyle yakalanılır ya. İki kişi yakalanıyorlar. İki bek bile yok. İki stoperle yakalanıyorlar. Adam 40 metre sola oynuyor. Adam karşı karşıya çaprazdan vuruyor. Samet'e çarpıyor. Tamamen defans organizasyonunun rezaleti. Ve penaltıda da öyle. Adam yürüye yürüye gitti Eze. Çalım attı 18'de iki kere. Bir Samet'e, bir Alioski'ye, bir Samet'e. Üst üste. Ondan sonra şut çekti. Ne demek yok? Çok saçma. Saçma sapan. Hocam, başka şey söyleyecekmiş. He. Hocam bak. Ne? Abdülkerim abi ben mi? Yanlış mı algılıyorum? Bak sessiz oynatsanıza bir sessiz bak. Hocam yüz hareketlerine bakın ne olur. İyi odaklanın. Bak, sıkıntıda bak Ertem sıkıntıda. Sıkıntıda tabii. Hocam bak daralıyor. Dur bak ne yapıyor hocam bak. Bak. Hocam bak. Ne yapıyor Ertem ya? Ben, sen de bizi normal ama ya. Bak dur. Ne var ne ya? Yapıyor? Dil mi çıkartıyoruz? Evet. Burada neler yapıyoruz? Ben? Allah Allah. Da. Bir şey yok burada. Bir şey yok. Biz burada adam daralmış. Sen benim gönlüm. Oo senin oğlum senin cici baban neler yapıyordu zamanında? Bunlar falan gibi Fatih Terim. Ya hocam. Cici babası değil ki hocam. Cici baba 85'ten sonra o maçı verir mi hocam? Vermez, maçı. Vermez. Gider hakeme bağırır, çağırır. Vermez. Alır o maçı hocam. 3-2'den maç mı verir hocam? Bak, senin cici baban da olsa bir şey der misin? Abi hakemle birlikte defans yapar. Bir dakika, senin cici baban da olsa, Okan da olsa, hayatlar o golü yedikten sonra daha çökmüşlerdi, daha 3. dakikada çökmüşlerdi hakeme. 3. dakikada. Abdülkerim abi Atilla'da çok güzel bir şey söyledi. İptal edince. Ne? Çok güzel bir şey söyledi hocam. Okan Hoca dün takımı alsa gitse hakkı dedi hocam. Tamam Abdülkerim bir şey yok. Bir problem yok orada. Takımı alsa gitse çünkü dün maçı tabii taraftar beraber kaldı. Tamam orada lafım orada yok. Şimdi Gomis olayını soruyor herkes. Evet. Niye böyle? Ya, taraftar da inanmıyor artık hocam. Bak yani taraftar da inanmıyor. Evet kaldı şurada 7-8 hafta. Ama yapılan iş değil hocam. Dün Galatasaray'ın puan kaybetmesindeki sebeplerden biridir. Ya lafım yok Galatasaray yöneticileri destekliyorum. Egoyu ve kibiri ve kısmen onuru bir kenara aldılar. Galatasaray'ın âli menfaati için normal şartlar altında Icardi sağlam olsa. Bir de Gomis ayarında bir santrafor olsa, iyi bir Seferovic örneğin olsaydı. Gomis'i bugün ilk uçakla yollarlardı. Fakat şundan korktular. 8 hafta var. Ola ki Icardi'nin sakatlığı müzminleşti, iyileşemedi, 2-3 hafta oynayamadı. Biz yanarız dediler. Bundan sonrası kusman argo. Gomis'in restini, hareketlerini, terbiyesizliğini, saygısızlığını yalayıp yuttular. Tamam koçum, mamam koçum diye kandırdılar. Ola ki Icardi sakatlanırsa şampiyonluk gitmesin diye Gomis'in afrasını, taprasını şimdilik yediler. Bana göre de doğru yaptılar. Olay bunun özeti budur. Abdülkerim abi sizin yorumunuz burada. Ben Ahmet Hoca'ya katılmıyorum. Ahmet Hoca dün büyük bir hainlik dedi. Tabii biz dedik daha, hocam, daha ötesini söylüyorum. Hatta biz dedik ki Sinan'la Ahmet Hoca hain deme ya adam kızmış. Gururuna yedirememiş. Olabilir bir futbolcu kaprisidir. Der ki ya ben burada 38 yaşında koca Gomis'im. Sen Alanya'da bile 4-0 5-0 öndeyken beni düşünmüyorsun. Barış Alper'i sokuyorsun. Ben 3. stoper, 3. santrafor durumuna düşürüm. Öyleyse beni artık oynatma demiş. Yanlış demiş belki ama hani futbolcu kaprisidir. Ahmet Hoca bunu hainlik olarak biteledi. Büyük bir hainlik vardı. Doğru. Şimdi bugün büyük hainliği görmeyip bunu absorbe eden yönetimi de katılıyorum, kutluyorum diyor. Yani içinizde hainleri tutuyorsunuz ve sizi tebrik ediyorum diyor. Bu bence çelişki. İki, Ahmet Hoca burada konumuz öznesi değil. Yani tamam, asıl konumun öznesi burada benim de hiç haddime değil. Galatasaray camiasında bir olay yaşanıyor. Abdülkerim Durmaz, Fenerbahçeliyim çünkü ben. O camianın içindeki bir olayı yorumluyorum. Aslında haddim değil. Galatasaray taraftarı bizi dinleyen şu anda der ki ya sen kendi camiana bak, bizim camiayla ilgili konuşma der. Kesin de öyle diyorlardı. Ben kendi adıma konuşmuyorum. Bir şey de söylemiyorum. İstediği kararı alabilirler. Onlar kendi başlarına büyük bir camia. Ben bugün sosyal medyadaki duruma göre konuşuyorum. Galatasaraylıların tepkilerine baktım daha çok. Anlatabiliyor muyum? Bu konuda Galatasaray taraftarı ne diyor? Galatasaray taraftarının büyük bir bölümü tabii ki kulübüne sahip çıktığı için diyor ki tabii ya diyor şurada kalmış 7-8 hafta şampiyonluk bu kadar yakınken iyi oldu. En iyisi böyle o. Tamam diyor Ahmet Hoca gibi. Fakat bir kısım Galatasaray taraftarlarını okudum. Onlar da diyor ki bu olmaz.
biz Galatasaray'ız, bu kabul edilemez. Velev ki şampiyonluk gitse bile diyen başka Galatasaraylılar da var. Geçen hafta burada dedim ki herkes Fenerbahçeli olabilir. Herkesin Fenerbahçeliği farklıdır. Ben başka Fenerbahçeliyim. Beni şampiyonluk hiç ilgilendirmez. Şampiyon olmasa da ben. Ama birisi Fenerbahçe şampiyon olmadıkça delirebilir. Ona da saygım var. Dolayısıyla Galatasaraylık da böyledir. Bazı Galatasaraylar materyalist değildir. Önce kulübüne bakar. Benim kulübüme bu yamuğu yapan yanlış adamın burada ne işi var? Velev ki şampiyonuma malum olsun diyen Galatasaraylılar da gördüm. Sayıları öbür taraf gibi çok değil. Anlatabiliyor muyum? Ama ben sayıları o az olan Galatasaraylılar gibi düşünüyorum. Ben mesela ben böyle şey kabul edemem. Mesela ben Caner'in falan tekrar Beşiktaş'a gidip geri dönmesini o Beşiktaş Fenerbahçe'de yaptığından sonra hiçbir zaman kabul etmedim o zaman da ve hala kabullenemem ben öyle bir şey. Tamam mı? İki, ben bir futbolcumun mesela benim futbolcularımdan Samet'in Arda Güler'i mesela odaya kitleyip dövmesini ben kabul edemem. Velev ki Samet'in bize şampiyonluk getireceğini bilsem bile. Veya ben Arda Güler'i ya da Ferdi'yi sahanın ortasında önce kafa sonra iki yumrukla nakavt eden bunu bütün dünyanın gördüğü bir olayı yapan mesela diyelim bunu Mert Hakan yaptı. Arda Güler'i sahanın ortasında önce bir kafa attı sonra iki yumrukla nakavt etti. O Mert Hakan beni şampiyon yapacaksa bile ben onun Fenerbahçe'de kalmasını kabul edemem. Ben o tip taraftarlardanım. Anladın mı? Ya başarıya giden her yol mübahtır. Mantığı var, var. Toplumda da çok yaygın. Hiçbir zaman ben o görüşte olmadım. Başarıya giden her yol mübah falan değildir kardeşim. Her yol mübah değildir. Onun için böyle bakan Galatasaraylılara ben saygı duyuyorum. Yani velev ki diyor Gomis bize şampiyonluk bile getirecek olsa o adamı affedilmemeli diyor. Ben o tip taraftarım. Ahmet Hoca haklı buluyor. Olabilir. Galatasaraylıların büyük kısmı da evet doğru diyor. Şampiyonluk önemli benim için. Ama ben az sayıda Galatasaraylıların düşündüğü gibi düşünüyorum. Bu olmaz. Ben bundan sonra kalan maçların hiçbirinde beni oynatma kardeşim. Ben oynamak istemiyorum. O zaman siz... Demek ki Galatasaray'ın şampiyonluğu Gomis'in ikinci planında, üçüncü planında. O zaman siz bugün ben... Samandıra'da olsaydınız bu gece, takım otobüsü geldiğinde indiğinizde bir toplantı yaptığınızda çok radikal kararlar alabilirdiniz. Tabii ki ben takım otobüsünün Samandıra'ya gelmesini falan beklemem ben. Ben maç bitti mi ben direkt soyunma odasına dalarım. O futbolculara neler söyleyeceğimi de beni yakından tanıyanlar bilir. Yakından tanıyanlar neler söyleyeceğimi bilebilir. Anladın mı? Maç tahminleri gelsin. Öyle yok öyle. Gelecek mi arkadaşlar? Evet Sinan abicim. Süper Lig 32. hafta maçları. Bu arada Fenerbahçe ile ilgili söylemek istediğiniz, toparlamak istediğiniz bir şey var mı Sinan abi? Her şeyi söyledik. 32. hafta cumartesi akşamı zaten beraberiz. Konyaspor, Trabzonspor, Sivasspor, Sivasspor, Fenerbahçe maçları. Konyaspor, Trabzonspor. Konyaspor, Trabzonspor. Beraberlik gibi de duruyor ama Konyaspor kazanır diyorum. Konyaspor kazanır dedi Sinan abi. Abdülkerim abi Konyaspor, Trabzonspor. Konyaspor kazanır. Ahmet hocam. Konyaspor yenilmez. Muhtemelen berabere biter. Ben de Konyaspor'un yenilmeyeceğini düşünüyorum. İnşallah Trabzonspor'da toparlanacak ama onu da söyleyelim. Sinan abicim, Sivasspor, Fenerbahçe. Üç ihtimalle. Ben Sivasspor kazanır diyorum. Sivasspor kazanır. Evet. Abdülkerim abicim, Sivasspor, Fenerbahçe. Sivasspor kazanır. Birden söyledim. Fenerbahçe kazanır rahat bir şekilde. Hangi maçı Fenerbahçe rahat kazandı hocam? Böyle diyorum ben ya. Ya ne yapıyorsun hocam dalga mı geçiyorsun? Bence berabere biter sanki hocam. Sivasspor Fenerbahçe berabere biter gibi geliyor bana. Beşiktaş Galatasaray. Beşiktaş Galatasaray Sinan abiciğim. Çok zor bir soru ya. Gönlüm Beşiktaş kazansın. Diyor. Diyor. Ama cumartesi günü ben sana bunu söyleyeyim. Kadroları görelim de söyleyeyim. Bir şey söyle ama ya. Berabere diyeyim, eyyam yapayım. Berabere dedi Sinan abi, eyyam yapayım dedi. Berabere dedi. Abdülkerim abi. Berabere biter, gollü. Nereye gitti o? Sinirlendi hocam. Beşiktaş Galatasaray maçı da şampiyonluk bekliyordu. Onun için ne olur hocam sen de. Bütün hayali Beşiktaş Galatasaray'dı. Beşiktaş Galatasaray maçı, bu tür maçlar. Sanki Beşiktaş kazandı. Üç ihtimalin birbirine yakın yani en azından iki ihtimal çok ağır basıyor Beşiktaş ve beraberlik ama içimden bir ses orada bir boğmaca olacak boğma nedir bilir misin? Yani çok yaşadığım ne için demek biliyorum. Hocam?
bu 50 bin kişi çökecek. Hocam fark etmez, bugün de 50 bin kişi vardı. Beşiktaş'ın 50 bin kişisi, bakın Beşiktaş'ın 50 biniyle Galatasaray'ın 50 bini Fenerbahçe'nin 50 binine benzemiyor. Hocam o ayrı bir konu da yani. Fenerbahçe'nin 50 bini daha kibar. Hocam Galatasaray'ın... Hocam, futbol açısında ötekiler iyi. Hocam Galatasaray'da az buz bir takım değil. İyi oynuyorlar. Bak ben mesela. De tamam işte yani bak ne diyorum sana. 3 ihtimal yakın birbirine. Sence Ertem? Ben de 3 ihtimali görüyorum. Ama 3 ihtimal futbolun doğasında var. Hocam ben de 3 ihtimal görüyorum. Ama bana göre ilk defa bu maç 4 ihtimalli. Bakın bunu iyi dinleyin. İlk defa mı? Yıllardır söylüyorsun hayır. Hocam. Hayır. İlk defa bu kadar yakın. 1. Bitmez. Beşiktaş kazanır. 2. Berabere biter. 3. ihtimal. Galatasaray kazanır. 4. ihtimal. Maç yarın. Non-sportif nedenlerle yarım kalabilir. Olmaz. Non. Non demek sportif olmayan. Bay bay. Hocam bir saniye. Abi iki tane selamım var. Ben de Beşiktaş Galatasaray karşılaşmasını sence? 3 ihtimali görüyorum. Ya 1-0 ya 2-0 ya 3-0 Beşiktaş. Beşiktaş. Aferin ağzın bağlı. Sizleri çok seviyoruz sevgili seyirciler. Başka var mı böyle? Dünden beri bana selamlar geliyordu ama çok özür diliyorum. Hani kimsenin de hakkını yemeyelim. SMA savaşçısı Uras'a şans ol diyorlar. Lütfen unutmayalım. Merhaba ben Uras. 13 Ocak 2023 tarihinde İstanbul'da doğdum diyor. SMA Uras. Lütfen, lütfen, lütfen yardımlarımızı yapalım. SMA Uras. Sizleri seviyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar karşınızda olacağız. Yayında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına, başta buradaki kameraman arkadaşlarıma, teknikteki arkadaşlarıma, kapıdaki güvenlik arkadaşlarıma ve kendi ekibime, Türkiye'nin bir numaralı ekibine çok çok teşekkürler. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalınız.